Geliyor. Evet dostlar, geldik, buradayız. Tekrardan merhabalar diyoruz. Hoş geldiniz diyoruz. Şu andan itibaren Lore konseyimiz başlamış bulunuyor arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz diyoruz. Ülke gündemini değerlendirecekler sanki. Girişe bak. İşte biz işimizi bu kadar Ay, ciddiye ciddiye alıyoruz. Azeroth gündemini değerlendiriyor. Bilmeyenler iyi tanısın, deminden Shadowlands beri izliyorum. gündemini. Biz öteki tarafa konuşuyoruz. Ülke gündemi de Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım, eve yok, eve dev ekran görkemler olmasın. Şöyle yapayım. Şurayı alayım. Yayını Burak'tan altıma alayım. ne haber kuşiş? Ne? Benim de Kuşiş. onu demeseydin keşke. İşte bak, Kaleyna diye Kuşiş, nick kullanırsam böyle olur. Olacağı buydu az sonunda. önceden son dakika çekilişi kaçırdınız ama arkadaşlar bir arkadaşınıza çıktı, o yüzden üzülmüyoruz. Bir ay sonra yaklaşık neredeyse hani oyunun Hepimiz kendisiyle oynayacağız. yüz yüze olacağız. Sadece erken bize iletilen erken erişim Burada imkanını değil ya. Ha, pardon. iletmiş olduk. Ve şimdi arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Erken. Bugün Perşembe günü yayınlanan Shadowlands Afterlives, Maldraxxus sinematiğinin detaylarına değinmeye çalışacağız. Naçizane arkada videolarda dönecek. Shadowlands açıklandığından beri Shadowlands'la ilintili videosal görselleri nasıl söyleyeyim, arkaya sıraladık. Orada da bazı konuştuğumuz şeylerin görseline denk gelebilirsiniz. Şimdi şöyle bir giriş yapayım ben size. Evet, bir Bastion sinematiği değildi. Evet, çok böyle bizleri heyecanlandıracak içeriğe sahip değildi. O demedik. İşte o siktir falan demedik. Yani bizi ilk anda vurmadı sinematik. Nasıl söyleyeyim? Yani Arthas ve Uther'in arasındaki ilişki bizi her zaman duygulandırmıştır ama Draka biraz daha böyle lore'dan ve konudan uzak bir karakterdi. Maldraxxus çok yeni ve aşina olmadığımız görsellere sahip bir mekan. O yüzden böyle bazı şeyleri anlamak, idrak etmek açıkçası zaman gerektirdi. Biz Görkem, ben, Murathan Discord'da sürekli olarak iletişim halindeyiz, ben bilirsiniz. Burada yaptığımız şeylerde hani sinematiğin daha derinlemesine bir anlam içerdiğini keşiflerine çıktık. Böyle sinematiği böyle geçen sefer onu yapmaya çalıştık da çok şeydi, gerekmiyordu, onu yapmayayım bu sefer. Çünkü sinematik bir bütün olarak mesaj veriyor ve nasıl söyleyeyim, bir bütün olarak ele alıp ve yorumlayalım. Tabi bu sırada bilmiyorum Görkem, Murathan ne düşünürsünüz ama bu bir Dreadlord leak'i de çıktı ya. Evet Oo ya, hadi. aynen Sonunda yani. onu Helal. Atlatalım yani. Onunla İnanılmaz. ilgili böyle full lore da yapılabilir. Yani lore konseyi de yapılabilir. Evet. Tek Nasıl başına bir dersiniz? bölüm bile olur o yani. Yani Primus'un söyledikleri de var. O çok önemli şeyler geldi. Evet, iki tane İstedim. bombastik konu var Ya yani. ama işte bak, ben şeyi söylüyorum. Blizzard hani biz diyoruz ya abi hiçbir şey boşuna yapmıyor diyor. Gerçekten yapmıyor ve tesadüf değildir abi. Yani Maldraxxus sinematiğinden yayınlandırmasının hemen sonrasında Evet, bunların bu kadar ortaya böyle çıkması. bütün nereden fırlayıverdi. Yani. Tabii canım, direkt özellikle şeyin düşmesi yani, hem Primus'un ses şeylerinin açılması, onun da üstüne o kitabın düşmesi. Ya mesela Kitabın nereden düştüğü belli değil bu arada. Primus'un sesiyle alakalı şeyi söyleyebilirim. Birkaç tanesini hani alfada betada duymuştuk. O ilk böyle Covenant'a kabul edildiğin yerde işte hani kendisini tanıttığı bir ses şeyi var ya. Ha, Yani evet. orada bir ince bir geçiş yapıyor. Oralar hani çok hype'lanmadı ama Maldraxxus sinematiği geldi diye üstüne bunu koyup vermeleri hani böyle çok manidar gelmişti bana. Onu da bir şey yaparız, okuruz. Bir yere yazmıştınız ama ben görebilir miyim şu an bilmiyorum. Şöyle şuradan da açayım Discord'u. Murat'an çok şey nasıl söyleyeyim? Atı ver, Yönet onu. atı ver aynen. Yani onun Ne? dışında abi genel olarak sinematik ne düşünüyorsunuz? Eda'dan başlayalım. Ladies First. Ben mi? Sinematiği o zaman da tartışmıştık. Yani Ya konuşmuştuk. tartıştık canım Benim yani. fikrim mi? Yani çok detaylı. Detaylar arasında çok güzel bilgiler var. Yakalamak lazım. Onun dışında ben videoyu beğendim. Çünkü biz orada oynayacağız. O haritayı oynayacağız. %80. Evet. Ha, ama söylediğim gibi gene de sönük kaldı. Çünkü ya Arthas'ı ve ya Arthas'ın hikayesini hepimiz beklediğimiz ve bu kadar çok konuşulduğu için bizi çok duygulandırdı ve son o aksiyon, ikisinin arasında geçen aksiyon, ikisinin arasında dedim de yani konuşamadım.
Neyse. O kadar çok etkilemedi ama Madraxus da güzel. Heh, benim fikrim bu. Evet. Muratan. Onun dışında fel bekliyorum. Bol fel. Sen ne diyorsun? Yani ben çok heyecanlandım gerçekten sistematik detayı gördükten sonra beni böyle hani çok o sırada canlı konuşamadık da hani gerçekten de duymalıydım. Hani böyle yüzünde gülücükler açıyor derler ya. Baya o haldeydim yani sevinçten çünkü bebeğim sallama. Hani çok cahilce yani çok cahilce yorumlar vardı Legion gittikten sonra. Legion'la alakalı daha bir şey görmedim gitti diye. Birçok bir sürü content creator doğrusu. Yabancısından tutuyla kadar. Ya, o yüzden yani öyle bir şey yok. Onu gördüm ben o kısacık anda. Zaten daha sonra Twitter'da gündem oldu. Gördüğümde. Hemen ardından o gece olmuştu. Dime voiceover çıktı. İki gün önce de inanılmaz ya dün ya dün ya da ondan önceki de inanılmaz bir reveal geldi biraz sonra. O yüzden ben açıkçası ben sinematiği beğenmedim. Evet, onu söyleyeyim. Devam konuda dürüst davranıyor. Yani beklentim çok yüksek olduğu için sinematiği beğenmedim. Sadece o sahne için açıkçası konuşmaya devam ediyorum. Çünkü sesin iyi geliyor mu? Ya sesin eski konseylere göre biraz boğuk geliyor ama sesin kısıklığını arttırdım diye düşünüyorum. Hani açık konuşayım, Draka beni o kadar fazla ilgilendirmedi. Hani belki Keltuzat falan koymuş oldu. Evet, Keltuzat falan koymuş olsalar belki daha hoş olabilirdi ya. Önünden kedi geçiyor bu arada senin. Evet, yayın sebebi kedi olarak şu anda ya koronu oturdu ya. Mikrofonu kediymiş. Neyse işte ben hani Draka'dan çok etkilenmiyorum. Ha, güzel. Bir şey yaradı işte bir şey yaradı. Draka'dan çok etkilenmedim zaten. Yani şimdi çoğunu severiz ederiz ama Draka benim o kadar fazla önem verdiği bir karakter değil. Onun için ben o tek sahnede kaldım. Sistematiğin kalanı da şeyi sorduğu insana. Güzel bir kafir oldu. Bir tane o evlerden bir tane bir... Ama o House of Ice'ın lideri o bir dikkatsizlik olamayabilir demişti. Yani o... Neydi o House of Ice... Ayrıca belki dikkatsizlikten düşmemiştir demişti. O sesi çocuğun ya. Margrave mi? Margrave Akarek. Bir de en son Nexus. Bu ara Margrave Akarek'in sesini şeyde duyduk. İlk Afterlife trailerında. Evet. O şeydi yani işte. Eğer bir dışarıda çalıyorlardı bir şeydi ya. Hah aynen. Aynen. O şey cübbeli olan ilk gözüken Margrave Akarek. Evet. En sondaki evet. De Krepus. Half of Ice'dan oldukları için de tüm şeylerle çevrildi. Evet. Gözlerle ve daha örümceğimsi bir şey oldu belli olarak. Bu ara çok kısa bir bilgilendirme daha yapalım. Sözünü kestiysem özür dilerim. Haftaya Ardenville sonra Ravenred gelecek. Evet. Evet. Aynen. Sinematiği illa değerlendirmem gerekiyor. Sinematiğin başında 5 tane House bir de ortada bir şey var. Aslında o Primus'un site olması lazım. Primus'un mekanı olması lazım. O 5 tane ev var. Ondan da ortada Primus'un boyutu var. Yani çok böyle derine bakıp zorlayan insanlar o House evlerinden bir tanesinin Dark Portal'ı benzetiyor. Evet. İddia ettiler. Ona ben o sırada... House of Plagues'in galiba işte Dark Portal'a benzediğini söylediler ama. İddia ettiler. Düşen de House of Plagues. Yok. Evet. Evet. House of Plagues düşüyor. Ve tahminen onlar yanıt etti diye düşünüyorum ama şeyi düşünüyorum. Origin iması var şimdi. Çok göze batan bari bir Origin iması. Şimdi o House of Ice Necropolis'inde bir şey yıkıyor. Evet. Şey, yeşil bir patlama oluyor orada. Evet. Düşün. Yani herkesin düşündüğü şey yani orası zaten yeşil. Ama ne bunu bilerek onu gizlemek için hani biz bu fel olsun bu saldırıyı Legion yap
ama zaten yemyeşil olmuş olarak tereddüt. Çünkü yani niye Legion Maldrak'ı kaldırmak istedim diyorsak. Draco onların elinden bile çalıyor. Harika çalıyor. Ve daha sonra da elin buraya gelip saldırıyor. O da ayrı bir ve hani benim zaten aylardır böyle peşal olarak şey saygı rastlı ciğerlerin ortak çalışıyor olma ihtimali çok böyle bir durumda da Sargeras aralarındaki anlaşmanın bir tarafı olarak Jailer'a Shadowlands askeri gücünü zayıf atladı etmiş olabilir. O olayın kaç yılın gerçekleşti bilmiyoruz galiba. Yani ne kadar uzun süre geçti bize göre. O House of Ice'ın düşündü ama yani o evlerin düşüşü Legion'la alakalı olabilir. Şimdi Primus konusuna girmeyeyim diyorum ama şimdi Görkem bana bunu atıyor. Yok onu şey istedi. Utku istedi sonradan bakalım diye. Sen onu geç. onu Utku'ya attım ha. Ha yok o hani bir okuruz Primus ne dedi diye ben onu açayım. Ne şimdi mi yoksa? Hayır konu oraya gelince. Tamam. Şey yani benim sinematik en dikkat ettiğim şey o Legion göndermesi. Onun üzerine zaten konuşuruz. Hı hı. Budur yani. Yes. Görkem sen ne düşünüyorsun peki, abi? Görkem. Murat tam bir şey. Arkadaşlar söyle. Murat Ancım sen Görkem biraz dedi diye ben öyle dedim. Biraz sesinle oyna biz şey Görkem konuşana kadar sonra bir daha deneyelim senin sesini. Boğuk geliyor mu sesin? Evet bir böyle sesle data kaybı var gibi. Abo. Şimdi. Eyvah. Bir dakika. Konuşma. Ne yaptın lan? Tam kötü. Yok daha kötü olmadı. Bütün şey cazırdama yayına geliyor. Bir dakika. Bak. Alo. Ne? Distortion oldu ses biçimde. Şöyle biraz kısıyorum seni. Sen oynaya dur onunla. İyi mi? Bittiği zaman beni bilgilendir abi. Şu an ses gelmiyor sana. Hiç gelmiyor. Geliyor. Aç. Konuş ses. Bu arada bunun için çok umut ediyoruz ama dün sabah ağzından hiçbir şey yoktu. Daha da kötü yaptık çocuğu sesini. Şu an evet distortion ne oldu sesiyle. Abi sen jetonu çıkartak bir şey yap. O kadar da Murat'a kulaklık aldık gönderdik. Onun aşkım jack girişlerinde sıkıntı var bilgisayarın masum olarak. Evet sanki öyle gibi. Jack girişlerinde sıkıntı var. Kulaklıktan değil yani. Neyse o zaman. Evet abi sen yorumlamaya başla. Tamam. Yani aslında ilk başta işte reaksiyon videomuzda da beraber izlerken konuştuğumuz gibi yani ben de dürüst olayım. Beklentiyi çok yükseltmiş ilk video, Bastion videosu. O yüzden hepimiz biraz hüsran olduk ama yani sonradan özellikle ikinci, üçüncü kez izleyince ve iyice emin olunca o şeyden artık Illidan videosundaki sahnenin birebir aynısını Draka işte dürbünle izlendiğinden emin olduk ve dedik ki yani bunu artık kasten yapıyorlar. Demek ki böyle bir gönderme var. Çünkü işte Murat'ın da dediği gibi o Draka'nın ilk evinin işte House of Eyes'ın düşüşünde de o nekropolise bir yani artık resmen fel patlaması oluyor. Yeşil bir patlama oluyor ve işte o gökteki şey artık nekropolis düşüyor falan görüyoruz yani bu saldırının kaynağı muhtemelen Legion gibi gözüküyor çünkü sonrasında da işte zaten şey öncesinde pardon Draka işte gidip Legion'dan o baktığı yerden bir harita çalıyor mi artık Legion'dan ne harita çalar niye çalınır yani Maldraxxus'un bir ajanı neden Legion'dan harita çalar ondan sonra bunlar belli olunca tabii bir sürü bu sefer alt konu çıktı video ile ilgili ve sonradan bunu fark edip tekrar izleyince ben de şunu fark ettim. Şimdi videonun süresi de kısa Bastion videosuna göre ve bize özellikle böyle bu konuya odaklanın. Bakın işte Maldraxxus'ta evet. Böyle bir durum var.
ve Legion'la bağlantılı bir şeyler yapıyor bunlar kısmını özellikle gözümüze sokmak istemişler. Yani bu videonun amacı buymuş. Biz de ilk başta etkilenmedik. Draka falan olduk böyle. Ve daha fazla işte karakter bekliyorduk. Hepimiz muhtemelen Kel'Thuzad'ı falan görmeyi de bekliyorduk. Hatta belki işte Arthas'ın işte Maldraxxus'tan nasıl güç çektiğini falan görecektik falan ama hiçbirini görmedik. Tam tersine işte Draka ölüyor. Drotan'ı bile görmüyoruz ve Maldraxxus'un iç işleyişine geçiyoruz birden böyle. O yüzden yani şimdi video ilk intibasına değil, ben onu sonradan zaten YouTube paylaşımına Utku'nun yazdım. İlk intibada kötü konuştuk ama bu son yani yeni bir açıdan bakıp da görünce videodaki detayları ve neden özellikle buna odaklanmamızı istemişler, o zaman daha iyi anladım. O yüzden herkese de bu gözle bakmasını şiddetle tavsiye ediyorum. Ya, bu gözle tabii, izleyin. Yani. Şimdi biz bir videoyu bu videoları ele alırken önceki video işte sonra çıkacak olan videoların hani ne derler ihtimalleri, teorileri ve videonun bize aktardıklarını aynı anda yorumladığımız zaman Bastion videosunun arkasında kaldığını söylüyoruz. Ama video işte Görkem'in dediği gibi Bastion videosundan kısa olmasına rağmen lore olarak çok büyük derin bilgilere sahip. Mesela şimdi chat'teki bazı şeylere de cevap vermiş olayım bu şekilde. Draka'nın orada dürbünle gözetlediği yer Illidan'ın raid yaptığı yerle aynı. Oradaki işte ağaç şekli farklıymış işte dışarı bakarken. Yok arkadaşlar o farklı açılardan geri bakma şeyi sağlanıyor. Yoksa Blizzard tutup da size aynı lokasyonun aynı kapı girişine aynı nöbetçi sayısına nöbetçilerin tuttuğu silahlarının aynı bir şekilde durmasına yani kadar bu kadar detayına girecek şekilde bir şey sunmaz. Yani bu aynı yer olduğunu net bir şekilde kafamıza koymak için verilmiş bir şey. Özellikle şöyle söyleyeyim, ben burada biraz izleyiciyi alacağım. Şöyle biz videoyu ilk beraber izlerken izleyicilerimizden gelen bazı şeyler var. Çünkü biz o sırada videoyu açıp izlediğimizde birkaç izleyicimiz de sağ olsun sosyal medya taraması yapıyor ve bizimle aynı anda paylaşıyor. Orada bazı şeyler ortaya çıktı. İşte bir tanesi Illidan'ın videosundaki ve bu son yayınlanan videodaki yerlerin aynı olması. Bir tanesi Shadowlands loading screen'deki işte nasıl söyleyeyim Dead Pantheon'da Primus değil de Margrave Crexus'un olması ve tarafların net bir şekilde yani sağa ve sola ayrılacak şekilde belirtilmiş olması. Bunlar çok büyük şeyler. Neden? Çünkü Draka House'u yıkıldıktan sonra videoda bunu görüyoruz. House'u artık Legion diyebilirim ben buna. Çünkü Legion tarafından patlatıldıktan sonra artık bu ara House of Ice yıkılmıyor. Onu da söyleyeyim. House of Ice'ın lideri öldürülüyor. Ve lideri öldürüldükten sonra da nasıl söyleyeyim orada bir taraf değişimi gibi kalıyor. House of Chosen'a geçiyor Draka. House of Chosen'da böyle diğer house diyorum ya hane. Seçilmişler hanesi de diğer hanelere böyle bir savaş şeklinde, savaş karşı duruyormuş şeklinde görünüyor. Bunu biz size betadan hani bilgilendirme yapıyormuş gibi düşünebilirsiniz. 5 tane hane var. Bir tanesi zaten çökmüş durumda. Legion'la olan bir savaştan dolayı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü her taraf evet biraz necromancy dead yeşili ya da işte slime yeşili olsa dahi felin yeşiline de denk geliyoruz burada. Biz o yüzden öyle olduğunu düşünüyoruz. Onun dışında kalmış yani hayatta kalmış 4 hane. Yani 3'ü 1 olmuş. Seçilmişler hanesine yani House of Chosen'a karşı şey yapıyor. Ve burada da bir evet şey var, normalde bunu beklemiyoruz. Bu sırada işte Murat'ın bahsettiği o Primus'un ses kaydının çıkması burada önem kazanıyor. Çünkü işte biz tabii şu anda teorilendiriyoruz mevzuyu. Margrave Crexus'un şeyi Jailer'ın yanında duruyor fotoğrafta, görselde. Bu arada o görseli de size atayım ben. Loading screen diyorsun değil mi? Evet. Arkadaşlar bu kayboluyor. Ölüyorsun. Alo. Geliyor geliyor. Geliyor geliyor. Ben ona bir daha çok hani erkek karakterleri yani kadın karakterleri karşıt koymuşlar diye baktım aslında. Nasıl yani? Ya olabilir. Bak olabilir. Zaten diyorum ya biz bu şekilde yani biz derken ben sizi dahil ettim ama hani ben bu şekilde teorilendiriyorum çünkü mantıklı. Neden? Sire Denethor'un raid gidip keseceğiz, vuracağız kafasına. Jailer'ın son boss olduğu belli. Gidip vuracağız kafasına. Hani en basit şekilde düşündüğün zaman.
Yani orada bir Craxis duruyor yani. Winter Queen zaten Elyon. Elyon mu bilmiyoruz ki. O öyle öyle. Vallahi sen hatta işte şey de o yani game developer'a şeyde sorduğunda, röportajda sorduğunda da Vlad Eluno da işte. Yani adam şey dedi, evet Eluno dair çokça şey göreceğiz Shadowlands'ta. Şimdilik bir şey söylemek istemiyorum dedi adam ya. Yani. Ona bakın son Arthas'ta görmeyeceğiz dedi. Al Arthas'ta gördük. Ama Shadowlands'ta görmedik daha. Ha, evet. Bu hani o ses çok kötü. Ses çok kötü Murat'ın. Blizzard'ın gelini olduğum için içeriden bana bilgi sızdırıyorlar. Nikah şey hediyesi olduğu şey. Altın takıyorlar. Winter Queen Elunia direkt işte bilmiyoruz yani. Yok yok değil. Öyle bir tahmin ediyorum sadece. Tahmin ediyoruz. Yani olmayabilir. Olmayabilir ama arkadaşlar. Ses Mav'a göre alın. Otobotlar saldırın. Elun'la ilgili ben size yani zaten sonda o şeyi konuşursak artık şey bu iki tane reveal üzerinden yani Elun olarak direkt hiçbir referans yok bu arada. Evet, yani ne olacağını diyoruz ve Arden Weld'ın konusu da değil. Hatta Night Fae Covenant'ına girip onun sonlarında öğreneceğiz büyük ihtimalle. O yüzden şu anda zaten beta'da yok. Beta'da text olarak bile yok. Elun lafı geçmiyor daha. Evet onu o güzel gizlemişler varsa da eğer. Yani duyduğumuz her şey şu anda spekülasyon ama tahmin yürütebiliyoruz işte. Ama çok büyük bir ters köşe gelebilir Elun'la ilgili. Evet. Biraz öyle gözüküyor durum. Yani Şeymus sormuş da iskeletler neden Draka'ya saldırıyor diye. Onu söyleyeyim. O işte orada gözler hanesi taraf değiştiriyor. Lideri öldürülüyor. O şeyde adını sen söyle. Nekropolis yıkılıyor. Patlatılıyor Legion tarafından. Ve taraf değiştiriyor yani. İşte o yüzden biz orada mesela ihanete uğruyor kendi evinin diğer askerleri tarafından. Ve orada aslında da büyük ihtimalle Görkem şey bu artık o gezegenin adı Nathreza mı bilmiyoruz ama o demonların gezegenine gidip yaptıkları görevden dolayı bir kıllatma mevzusu ortaya çıkıyor bence. Yani öyle gibi. Değil mi? Diğer hanelerin yaptığı şey ortaya çıkacakmış gibi. Evet evet. Şey çünkü haritayı alıp geldikten sonra bir ihanet oluyor. Ve ondan sonra ortalık karışıyor. Çünkü oraya gönderen şey direkt House of Eyes'ın lideri gönderiyor oraya işte ilk şey neydi hemen söyleyeyim tekrar Akarek. İlk Margrave işte gördüğümüz o gönderiyor ve ondan sonra dönüşünde adam öldürülüyor yani. Ve orada bir anda taraf değiştiriyor. Güzel bir yorum var. Ölen Night Elf ruhları Tedras ile Wisp olarak kaldığına göre Winter Queen elin olamaz çünkü Shadowlands'e gelmediği için ruhlar Winter Queen'in işine gelmez. Evet biz Elun'u daha büyük ve daha kötü bir karakter olarak bekliyoruz bu arada. Onu da eklemiş olayım. Margrave Craxus eğer ki traitor çıkarsa saçma olur. Olmaz açıkçası çünkü Craxus'un aldığı kararlar biz bunu beta'dan söylüyoruz tabii video içeriği değil. Biraz daha Maldraxxus'u zayıflatan hareketler. Biraz daha bölünmeye yönelik şeyler yapıyor. Tabii her ne kadar siz Jailer'ın altında olun ya da olmayın. İşte Mousesworn olun ya da olmayın. Nihayetinde bir Covenant yani komple bir Maldraxxus bölünmüşlüğe yol açıyor orada. Diye düşünüyorum ben. Elon'un kesin kötü olup olmadığını bilmiyoruz bu arada. Diye düşünüyorum. Kötü de demeyelim de pure şey. Ya o yorumu da şuradan yapıyoruz. WoW'da ne iyi dendiyse karşımıza ağzımıza vurup geçtiği için yani işte Titan'lar çok iyiydi dedi tokat yedik Titan'lardan. Light çok iyiydi dedik tokat yedik Light'tan falan filan. Çekilişin sonuçları arkadaşlar yayınladık. Daha sonra ileteceğiz. 6 kişiye verdik. Hayırlısı olsun. Hayır, sen kaçırdın. Saçma olmasın nedeni biz yükleme ekleme görselinden önceden tahmin edebiliyoruz. Belki de yanılıyoruzdur canım. Bilemiyoruz biz şu anda. Başka, işte aynı ırktan başka bir şey de olabilir. Yani karakter de olabilir. Belki, çok birebir benzemiyor çünkü. Bak şimdi mesela ben sana şunu söyleyeyim. Primus belki de disguise oldu. Yani bir kılık falan değiştirdi böyle. Alttan böyle işte hanelerini denetliyor ya da hanelerinin kendili yokluğunda ya da kendi düştüğü zaman olabilecek kaosu görüp o şekilde hanelerini cezalandırıp ya da eğitmek istiyor olabilir. Yani her şey olabilir. En nihayetinde çünkü Dead Pantheon dediğin karakterler Titan'lardan daha güçlü olduğunu artık biliyoruz net bir şekilde. Evet. Primus'un da böyle bir karar almış olma ihtimali yüksek yani. Ve Primus'un da Void Lord'larla bir kaşıntısı olduğunu biliyoruz. We earn her trust diyorlar ya orada Devos olabilir ha. Bak şimdi aklıma o geldi.
Bir şey diyemem. Bu arada şeye bakarsanız, zoomlu bakarsanız şeydeki loading screen'deki karakterin yüzünde maske var. Evet. O şey değil yani, Krexus değil o. Ve zırhı da değişik. Yani hainlerden biri olabilir. Olabilir yani o. İşte ya hainlerden biri ya da işte belki Primus'un kendisi yani. Yok abi, Primus en azından heykele göre uymuyor. Ya evet, ona uymuyor da ama şey, yüzünün maskeli olması andırıyor. Şimdi yerleri kadar açık değil yani tipi. Bu çok Maldraxxus sinematiği ve sonrasında açıklananlarla birlikte ben eminim Görkem ve Murat'an da bana katılacaktır. Elon Life Cosmic şeyi tam Death'in karşısında duruyor ya. O mevzuya şöyle bir şey getireyim. Shadowlands öyle farklı bir olgu ki. Kozmik haritadaki her güce bir atıfı var. Her güçle bir bağlantısı var. Bir değişik bir şekilde. Hani böyle Shadowlands tam sadece Life'ın işte karşısı, işte Life'la ilintili bir mevzu değil o. Hatta işte o ne derler, Nathrezim şeyinde, raporunda şunu görüyoruz işte. Hatta o, ben bir birleştirmeyi de yapayım işte. Life'la Ardenwild'ı birleştiriyor. İşte Maldraxxus'la şeyi birleştiriyor falan. Light'la savaşmamış mı? Savaşmış canım, o şeyleri de var hatta. Ya zaten Life'la ilgili bir sorun olduğunu o son reveal'da artık emin olduk yani. Ona artık girer miyiz bilmiyorum da. Yani Life'la ilgili genel bir sorunu var Shadowlands'ın. Ve düşman olarak görüyorlar. En ayrıca böyle şey entrikacı güç kaynağı olarak da Life'ı görüyorlar. Diğer bütün güç kaynakları kendi içinde belli bir böyle yöntemi ve amacı var. Ama Life en böyle güvenilmez ve entrikacı güç kaynağı olarak görüyorlar. Mücadele etmesi en zor olacak diyor. Ha, en zor olan o olarak görüyorlar aynen. Nasıl bir iç işlemci varsa daha onu bilmiyoruz mesela. Şeyi söyleyeyim. Şimdi demin kaçırdım, onu söyleyeyim. Şeyle uğraşıyorum ben. Nerede kaldım? Yok yok, zaten aynı şeyleri dedik. İşte sinematikle ilgili zaten bir son kısmı kaldı sinematiğinde konuşmadığımız, ama orayı da zaten bağlamış gibi olduk aslında. Yani hani bence bu zaten sinematik ayrımından çok örnekleyicinin hakkında konuşmak üzerine bir yayın olacak hani. Yani. Ben cidden biraz gıcıklık modum geldi benim. Şu yüzden hani bir buçuk yıldır bunu söylerken bana veya bunu söyleyen insanlara saçmalıyorsun muamelesi yapılıyor. Herkes de böyle anlamadığım böyle bir inanç vardı hani Legion'larla, Legion'larla. Ama hani o kadar bağırıldı ki bitebileceği ya da hani mutlaka bir yerden bağlanacağı, özellikle Shadowlands'ı ve onun için ben biraz victorious durumdayım şu an. Da memnunum yani. Ama yani bunda da şöyle bir şey durum var bu arada, onu da ekleyelim. Yani Draka'nın oraya gittiği dönem, eğer ki Illidan videosuyla işte eşleştirirsek ya, tam Legion'ın zayıflamaya başladığı dönem ve bizim saldırıya geçtiğimiz dönem olabilir. Çünkü Illidan oraya saldırdıktan sonra ya da tam o civarda Draka, bir de Draka böyle bir hamle yapıyorsa ve o ellerinden aldığı haritada işte Legion'ı zayıflatıyorsa o dönemde üst üste darbe yemiş olabilirler. Tam hatta Legion Shadowlands'a saldıracakken biz bunu engellemiş olabiliriz farkında olmadan. Argus'a saldırarak, Legion'ın gücünü düşürerek, işte Sargeras'ın hapsedilmesini sağlayarak belki de işte o sırada biz ona müdahale ettik. Ama şey diyorum hani, benim merak ettiğim başka bir konu. Demek ki Shadowlands'tan çıkıp fiziksel evrene geçilebiliyor. Yani orada... Tabii o oluyormuş. Onu hatta sinematik direktörü direkt onayladı. Yani şeyde, Twitter'da biri sormuş ve adam evet aynen öyle gibi bir böyle şey basit cevap vermiş. Hatta şey demiş işte, Uther'da o zaman artası almak için bizzat Shadowlands'ı terk edebildi. Evet aynen öyle demiş adam yani. İkisi de Shadowlands'tan çıkabilmiş. Ama neticede onlar ölümleri Shadowlands'a götüren ırk olarak öyle bir hakları olması lazım. Bütün ırklar çıkabiliyorsa o zaman... Tamam işte şey, Uther o sırada şey değil ya,
Yani onu yapabilecek konumda değil, daha yeni yükseltilmiş Ya bir de halde. Uther'in direkt hani Uther ben dur ben gideyim haritası alayım tarzında değil de o yani Davos'la alakalı bir mevzudur büyük Tabii ihtimalle. tabii Yani Davos, mesela Margrave akarak mıydı? O mesela Davos. şeyi çıkartan kişidir büyük ihtimal Drakkayı da. O da Draka'yı o götürmüştür. Doğru, aynen. İşte hala böyle gidiş olabiliyorsa iki dünya arasındaki perdenin ne anlamı kaldı ki? İki dünyanın arasındaki perde ama farkındaysan böyle oradaki hissiyat da şey değil. Hani fiziksel orada laps diye varlar gibi değil yani. İşte neticede mesela Daha gözlemci ve ajan modu falan böyle daha biraz ziyade daha, değil böyle mi? sanki biraz daha zamanlı, biraz daha böyle çok müdahale edemiyor o fiziksel evrene. Çünkü mesela Davos'la Uther inerken biz oradaydık. Kesenler Onu olarak görmedim. yani hero'lar olarak Evet. oradaydık yani. Biz hiç kimsenin indiğini görmedik atıyorum. Ya da Illidan tabii aynı zaman diliminde değildir illaki ama orada yani böyle guardlar falan hiçbir şey sezmiyor, hiçbir şey anlamıyor. Yani sen en nihayetinde ben tabii biraz afaki konuşuyor da olabilirim ama yanından bir rogue geçti mi kuu diye sesini duyuyorsun falan yani. O fel guardlar falan bayağı etkili arkadaşlar yani biraz şey hissederler, fark ederler. Yani böyle anlık bir fiziksel geçiş sağlayıp daha sonra kayboluyor, gidiyor olabilirler yani. Onu da söyleyelim. Bence. Çünkü yani Katılıyorum. şey Olabilir ama demiştik yani, sinematiğin dandik olması biraz, hani cidden sırf oraya odaklanalım diye bu kadar kötü yaptılarsa, o zaman bunun işte üzerinde kötülük ne düşünebiliriz. abi? Yani sen Bastion'la karşılaştırıyorsun. Oradaki hype farklı. Sinematik Evet. kötü değil. Hype'ı düşük Evet. çünkü. Yani ben kalktım şu an. Yani biz Bastion'da orada tamam. fake yedik aslında. İşte Bastion'daki olayda işte beklentiyi ona göre ayarlayınca bundaki ana konuyu biraz hepimiz pas geçtik. Yani Evet. o yüzden oldu bence. Ayıptı. Ben Benzer onu diyorum. bir şey, Evet. benzer bir yapı bekliyorduk böyle. Aslında yaptıkları şey haritalarda yapacağımız ana konuyu veriyor adamlar. Yani bu aslında çok da garipsenmemesi lazım. Aslında orada konu Arthas değildi yani. Arthas ve Uther değildi. Aslında orada olan ayaklanmadan bahsediyor. Onların o iç karışıklıklarında neler olduğunu anlatıyor. Neyle uğraşacağımız oraya gittiğimizde, işte Maldrakus'ta da işte içerideki iç savaş demeyeyim de, işte bir dışarıdan bir gücün saldırısı ve içerideki ayaklanmadan bahsediyor. Yani ana temayı veriyorlar aslında mantık olarak. Ay biz dur şunlara şu hikayeyi sıkıştıralım da araya biraz hype'lansınlar diye gibi diye değil aslında. Yani aslında orada konu tam olarak Uther değildi ya da Arthas değildi. Oradaki olan corruption'dı, yani Davos'un işte oradan Biz onu vazgeçmesi. beklemediğimizden o etki oldu Aynen muhtemelen. öyle. Aslında aynen bence de orada esas verilmek isteyen o değildi yani. Kesinlikle o değil yani. Yani Aa bak, Arthas diyorum gelecek değil yani. Aa bakın, burada bir ayaklanma var. There is something wrong with it. Olayı yani. evet orada Biliyorum. Davos üstünden düşünmek lazım biraz da. Bu da çünkü benzer bir mantık var. Aynen. İşte Draka'nın orada yani key olarak aslında yani az önce onu diyecektim. Videonun sonu zaten işte videonun esas amacını aslında en sonunda anlıyoruz. Orada Draka'nın key bir böyle yani anahtar bir karakter olarak el değiştirmesi ve yeni bir eve yeni böyle bir silah olarak gönderilmesi öldürülecek bir evin lideri Evet. diğer eve işte alın bunu kullanın işte silah olarak diye Draka'yı yolluyor. İşte her şeyi çözecek olan anahtar bu diye Draka'yı yolluyor. Draka bile kendisi bu durumun farkında değil. O mesajı okuduktan sonra işte ama ben bir anahtar getirmedim diyor ve ondan sonra o anda fark ediyor. Aa Kendisini. benmişim o diye. Ve ondan sonra da o güçlenmiş halini görüyoruz zaten videonun sonunda. Hakikaten demek ki önemli bir karakter olacak bir konumu var Draka'nın. Anahtar bir karakter olacak. Soru gelmiş. Malutır'ın ruhunun Light mı kurtardı bir kısmını? Silahı... Light kurtarmış orada. Evet, onu da onayladılar bu arada. Twitter'da o da soruldu. Uther'ın ruhu ikiye bölünüyormuş. Ve işte bir kısmı Frostmourne'da hapsoluyormuş. Bir kısmı da işte o videoda da görüyoruz. İkiye bölünüp Light olan kısmı Bastion'a gidiyormuş. Ondan sonra ama Arthas öldükten sonra işte bütünleşip kendi gücüne kavuşuyormuş. Ama o şeyi etkilemiyor diyorlar. Hani Varian'ın da ruhu ikiye bölünüyor ve sonradan birleşiyor falan ya. Bu öyle değilmiş. Yani ruhunun bir kısmı gitse bile Uther'ın
iradesi o özgür olan kısmında kalmış diyorlar ve sonradan da zaten şey bu anima gücü olarak bu mantığı anlatmışlar. İşte kendi anima gücüyle değil de işte kurtarabildiği kısmın gücüyle gitti. İşte çünkü işte Frostmourne tarafından yaralıydı ama işte Arthas'ı öldürünce biz Frostmourne kırılınca o zaman işte kendi anima gücüne kavuştu. Ruhunun esas gücü işte o zaman tekrar bütünleşti falan gibi açıklamışlar. Bu ara ben bazı şeylere gideyim hızlı hızlı. Bu arada Life kozmik gücüne Order yakın ve benzer olduğu söyleniyor. Yani onları biz şöyle söyleyelim arkadaşlar. Lore Konseyi'nin kozmik güçler serisinde ele aldık detaylı bir şekilde. Shadowlands ile alakalı Titan versiyonu değil de kendi Dead Pantheon'un var olduğunu söyleyebiliriz. Detaylar için ise YouTube'a naçizane sizleri davet ediyoruz diyelim. Sire Denethor'u kesiyoruz. Raid'in lore'u konu dışına çıkmak istemez. Ha onu zaten Görkem cevapladı. Dreadlord'lar takımı LK'yı Mav'a imal etmiş anlaşılan. Jailer'la işbirliği vardır. Çünkü Jailer Dreadlord'lar kafaları estiği gibi gezmeleri Torghast'ta izinsiz değil mi? İşte onun detayını bilmiyoruz. Orada işte evet. En son çıkan bir rapor leak'i var. Yani bomba bir şey o. Kime raporlama yapıldığı da tam keşmekeş. Açıkçası evet. Onun net cevaplandırdığımız zaman bu soruyu cevaplandıracağız. O da yüksek ihtimal oyun geldiğinde olacak. Sargeras'ın Maldraxxus'la ilgili planları olabilir mi? Maldraxxus'la plan dahilinde bir şeyler yapıyor olabilir. Yani çünkü orada evet. işte bu yayınlanan sinematikte Necropolis'in patlaması ve onun fel büyüsüyle yapılıyor olması büyük ihtimalle Maldraxxus üzerinden kendi bir planları varmış gibi olabilir. Sylvanas'a raporlamış. Hayır. Yani yok. Sylvanas'ı severiz, loyalistiz ama o kadar da büyük bir karakter değil canım yani. Hani. Değil. Yani Sargeras Jailer seviyesinde bir karakter değil o. Diyormuşsun. Evet. Bir şey çıkıyormuş. Ben orada her dediğini Devos olarak düşünüyorum. We gain her trust dediğini Devos bir olarak düşünüyorum. Bir bakayım soru kaçtı. Söyle Shadowlands mekanizması ne zaman bozulmuş? Shadowlands mekanizmasının bozulma zamanı arkadaşlar bildiğimiz kadarıyla Lich King öldükten sonra bozulmuş halde. Yani çünkü Lich King öldükten sonra Sylvanas intihar ediyor. İntihar ettikten sonra normal şartlarda işte Arbiter'ın önüne gitmesi lazımken kendini direkt Mav'da buluyor. Yani o sırada işleyiş bozulmuş. Bu ondan sonra zaten bize de anlatılan işte BlizzCon'daki işte Steve Danuser'ın dediği şey de şu. O işte intihar ettiğinde Sylvanas ilk kez Jailer'la tanışıyor. Jailer'la bir anlaşmayı o zaman yapıyor. Ondan sonra her yaptığı şey bu Shadowlands'te gelen konunun ön hazırlığı, her yaptığı hamle bu konunun işte oluşması için bir ön hazırlık. Hepsi o amaçla yapılmış şeyler. Bu da ilk gördüğümüz bunun işareti de şey dedi işte Helya ile yaptığı anlaşma. Yani onu Jailer'la tanışıp anlaştıp onun saflarına geçtikten sonra Helya ile konuşuyor ve muhtemelen Helya'yı da Sylvanas Jailer'ın tarafına katıyor diye bir yani yarı onaylanmış bilgimiz var. O yüzden işte Shadowlands'in de o civarda bozulduğunu. Şimdi sorular böyle çok alakasız gibi ama değil şöyle. Mesela Frostmourne Mav'dan dışarı nasıl çıktı? Ya mesela tam olarak bilmiyoruz ama işte Maldraxxus sinematiğiyle yayınlanan ortaya çıkan o Wovehead'de duyduğumuz leak Natrazimlerle alakalı olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Hatta Maldraxxus, Frostmourne ve Frostmourne'un işte dahil olduğu büyük Scourge grubu, Scourge'ün Maldraxxus ordularına benzemesi falan bunlar hiç tesadüf değil yani. Tabii. Zaten şeyi de onayladılar. Yani onu da biliyoruz. Yani Lich King olarak kullandığı güç Shadowlands'in Maldraxxus tarafından geliyor diye söylediler. O yani Lich King'in kullandığı bütün güçlerin kaynağı Maldraxxus'muş. Bu arada dur suikastin sorusu var. Onu da cevaplayayım. Az önce kaçırmışım. Başrolün Draco olmasının nedeni nedir? Alt bilgimi veriyor Blizzard. Reddit'te de portalla ilişkilendirdiler. O kadar adam var. Neden Draco anahtar? Şimdi
Zaten bu videonun, yani Maldraxxus videosunun amacı Draka'nın neden anahtar olduğunu göstermek. Evet. Şimdi gördüğümüz kadarıyla yani Draka oraya düştükten sonra kendini zaten sonda şey olarak evet. diyor işte. Hem unyielding warrior, hem yani yılmayan bir savaşçı, hem de çok usta bir casus diyor. Yani Draka buraya düştükten sonra casusluk metotlarını öğreniyor. Zaten onu da görüyoruz, eğitim alıyor falan, böyle işte casus saldırısı ya da böyle şeyken, yani stealth haldeyken böyle saldırıyor hedeflere falan. Onları görüyoruz videoda. Demek ki Draka'da böyle bir potansiyel görüyorlar ve eğittikçe de işte bunun iki özelliğini birden kullanabilmesinden faydalanabileceklerini görüyorlar ve hakikaten de sonda işte anahtar bir konumda olduğu için de bir böyle artık silah olarak bir evin lideri onu başka bir evin liderine verebiliyor. Yani Draka'nın önemi bu konumda o. Zaten biz de işte şey oynarken level'larken Maldraxxus kısmına ilk giriyoruz ve Draka ile karşılaşıyoruz. Bizi zaten bir nevi o kurtarıyor. Ondan sonra da zaten bize bu olayların detaylarını evet. anlatıyor. İşte neden Maldraxxus içinde bir savaş var? İşte neden Maldraxxus'un yönetici evleri birbiriyle şey yapıyor falan. Bunları ilk elden orada öğreniyoruz. İşte zaten Primus'un olmaması, işte Primus'un neden böyle buna müdahale etmediği falan gibi detayları da Maldraxxus'ta level'larken öğreniyoruz. Şey çok güzel bu arada. Beta'da tamamen hepsi açılmamış olmasına rağmen level'larken lineer yani sıralı oynayacaksınız görevleri ve bölgeleri. O sırada zaten her bölgenin böyle hikayesini ve işte oradaki mevzunun ana konuya bağlantısını, nasıl diyeyim, ön kısmını göreceğiz. Ve zaten ona göre de Covenant'ımızı seçeceğiz. Ama bu her aşamada hepsinin nasıl diyeyim, esas mevzusu ne? İşte bu Draka'nın olayı ne? O neden düşmüş? Bunları bizzat daha iyi öğreneceğiz. Yani kendimiz de çünkü buna dahil olacağız. Öyle düşün. İlk bu kadar. Draka tam ne zaman ölüyor bu arada? Onu da söyleyeyim. Yok, hayır. Draka işte Tral'ın yani Tral'ın bebekliği olarak düşün. Şeyden sonra ikinci savaşın sonlarında, yani Gul'dan ihanet ettikten sonra öldürülüyor Draka'yla Drotan. O yüzden bayağı erken yani o Draka'nın Shadowlands'e düşmesi, yani Shadowlands'ta zaman ne kadar farklı işlese de şey gibi düşün, yani 30 yıl önce falan gibi. Biz Shadowlands'e geçmeden 30 yıl önce falan ölmüş gibi Draka, aşağı yukarı yani o civarda. Biz de bir yandan Murat'anla ses muhabbetini yapıyorduk altta da şeyi tamam, çözelim falan diye, yani çözemedik ama büyük ihtimal bilmiyorum ya, o USB şeyde belki bir şey vardır, yayına denk gelmiştir çünkü o da söylüyor yani bir önceki yayınlarda sıkıntı evet, yoktu. Evet, geliyordu sesi. Talihsizlikler o olabilir, shit happens diyorum. Bir soru daha alıyorum. Baktığım mekan, bak evet, suikastin dediği doğru zaten, o yüzden zaten biz de öyle eşleştirebiliyoruz çünkü hakikaten şey Illidan'ın şeyde videosunda da hatırlarsanız, neydi, Harbinger videosunda işte Legion zamanı gelen oradan yani Burning Crusade zamanı saldırıyor Illidan oraya, onu görüyoruz. Ondan sonra da zaten raid boss'u oluyor da biz kesiyoruz. İşte o zamanlar saldırdıysa hakikaten de tam onun öncesinde, işte ikinci savaştan sonraki kısımlarda, yani Draka'nın işte şey gibi düşün, 5-10 sene falan geçmiş ölümünden. Ondan sonra işte şey yapıyor, zaten saldırıyor işte Illidan da oraya. Demek ki çok denk zamanlarda oluyor bu iş. Zaten şeyi de görüyorsun yani, kapıdaki Felguard muhafızların duruşu bile aynı. Yani aynı çizim birebir değil ama özellikle bunu vermişler yani. Illidan Draka'yı bilmiyor. Yok, Illidan Draka'yı bilmiyor. Draka Illidan'ı biliyor olabilir ama. Ama önemsemiyordur bence. Çünkü daha üst bir derdi var Draka'nın orada. Yani Legion'la muhtemelen bir
durumu engellemek için ya da bir saldırı olacak mı falan onun ön keşifi için sanki gidiyor gibi. Çünkü ha, aslında mevzu oraya gelmişken o derdin ne? Yani orası neresi abi? Yani Illidan da saldırıyor oraya. Ya görüyor Draka. Bildiğimiz kadarıyla Natreza deniyor ama şeyde Natreza yazmıyor. Yani orası bir Demon World olarak şeye geçmiş. Şeye de baktım, transkriptine falan da baktım. Natreza yazmamışlar. Yani evet, herkes Natreza olduğunu tahmin ediyor sadece. Ama şeyde Illidan kitabında Natreza'ya saldırıyor ve Natreza'daki işte bu şeyi neydi, kütüphaneyi yok ediyor işte, Natrezimlerin önceden topladığı bilgileri falan yok ediyor. Öyle bir nevi terörist saldırı yapıyor. Ama Natreza olsa bence de belirtirlerdi. Çünkü o zaman çok önemli bir detay oluyor. Yani neden? Çünkü Dreadlord'ların geldiği esas evet. gezegen Natreza. Orası düşünsene. Tamam da yani ben neden zorluyorum şimdi? Bak ya, bana saldırıyorlar. Çok heyecan edici mi? Ya arkadaş, boşuna mı diyorum ben de o leak'i verdiler Natrezimlerle alakalı sonrasına yani. Tabii tabii, yani olabilir ama işte şey, yani bu şey onaylanmış bilgi değil, tahmin ediliyor. Çünkü özellikle bunu ucu açık bırakıyorlar. Şeyde de oldu bu. Ta Harbingers geldiği zaman da orası Natreza mı Natreza mı diye aynı muhabbet o zaman da geçti. O zaman da demediler. Ya bir de şey, hayır demedikleri sürece Natreza olabilir yani. Aynen, hayır da demiyorlar. Yani tam onu diyecektim. Yani şey, hani FBI'ye sorulunca şey derler ya, neither confirmed nor denied. İşte ne onaylayabiliriz ne reddedebiliriz. Tam Blizzard da onu yapıyor bu konuda. O yüzden %50 Natreza diyelim yani. Olabilir gayet. Ama işte Natreza olduğu ortaya çıkarsa söyleyeyim, ortalık karışır yani, ciddi karışır. Ama buralar olur yani. Natreza orada çok belli eder. Bir de evet, Natreza şu yüzden olur. Çünkü orada bir o gezegen cidden çok ciddi zarar görmüş. Illidan oraya gittiği zaman Natreza'yı hani yerle yeksan ediyordu. Evet. Şimdi Harbingers da oraya giderse onu yapması lazım. Onu yapmıyor. Yani şöyle, Natreza'ya gittiğinde gezegeni yok ediyor. Bir de şey de görmüyoruz orada. Zaten bir tane bile Dreadlord görmüyoruz. Yani Pit Lord var. Ama şöyle bir şey var Murat Han, hani hangi zaman dilimlerine gidip gitmediklerini bilmiyoruz ki. Bir de kapının girişini görüyoruz. Illidan oraya bir kere gidebiliyor zaten. Gittiğinde de işini bitirip dönüyor. Ya ben, canım Harbinger'in girişte belki onu gösteriyordur. Yani işini bitirip çıkıyordur yani. Ya işte şey bak, kitapta yani %100 eminiz oraya gittiğinden ama yani kitapta geçen saldırımı o videoda onu anlayamıyoruz işte. Çok ses düzelmedi bu arada Murat Han. Acık gene distortion'lı. Ya bazen şey o yapabiliyordu. Bizim bir şey var ya, Hots'un şeyi de yapabiliyor. Altta o açık olduğunda ondan ben ihtimal verdim. O da değil. O bir temassızlık var hem değil demek ki. Kablo olabilir jack ya. Jack girişinde bir şey olabilir ya. Jack'tan değil, USB ile giriyormuş da ona bir yeni bir ha. USB göndereyim ben. USB şey var ya, bu ses kartı diye geçiyor. Mikrofonu kabloya sokuyorsun, USB çıkıyorsun. Şey, aynen, temassızlık vardır. O da bize denk geliyordur. Şans, ya olabilir canım, şans yani. Olabilir. Shit happens. Yo ama şey ya, söylediklerin anlaşılmıyor değil yani. Ha evet. Yani duyuyoruz, anlıyoruz ama distortion'lı evet. Biraz. Ne var oğlum, metalci adamı distortion atana mı? Yo, sıkıntı yok ya. Void'dan bağlanmana şey alışırız biz. Void değil, ben direkt alacağız. Şeyden, Demon'lardan. Distortion'lı ya. Demon'lardan bağlı. bu geyik sonrası ben bir soru alayım. Peki Lich King, konağın Azeroth'ta ilk geldiğinde Nerubianların etkisi altına alamaması, Maldraxxus, Void çekişmesiyle alakalı olabilir mi? Şimdi konağın? Hangi sorudum soruyu? Sor. Ne? Yok, soruyu anlamadım da. Ha, ilk gelişinde hani o konak şeyi geç. İzmir konak, sıkıntı yok. Ne yani, Nerubianları etkisi altına alamıyor ya direkt olarak şeylere, böcükleri. Daha yani sonra onlar o kat temelli olduğu için olabilir. Çok dayanıklılar da. Şeye. Nerd.
Ne hastaneye bir şeyleri var ya. İşte o Nerubianların mimarları mutlaka bir şekilde bağımlı. Zaten bir etkisi altına alma durumu da söz konusu olmuyor. Orada Anubara'yı dövdükten sonra. Evet, öldürüp diriltip. O Ner'zhul'un gücüyle de alakalı olabilir ama sonradan. Zaten nekromansiyle yapabiliyor. He? İşte Ner'zhul'un gücüyle alakalı. Zaten Nerubianları bu arada aynen dediğin orada bir anahtar nokta var. Nerubianları yenerek ya da işte böyle şey güçle şey yapamıyor, iradesini alamıyor. Ne zaman işte şey bunlar böcek ya, böcek mantığında hangisi şey yapıyorsa bunları işte idare ediyorsa onu öldürüp onu işte kaldırayım. O benim kontrolümde olunca hepsini ele geçiririm diyor. Ve öyle de oluyor. Ondan sonra zaten kontrolü alabiliyor. Çünkü diğerlerini öldürüp kaldırmasına rağmen iradesine geçiremiyor ilk başta. Bir de işte o temelinde Old God temelli oldukları için olabilir. Ha aynen. Biraz sanki şey gibi. Ama yani kozmik çerçevede değil de biraz daha Azeroth üzerindeki kapışmayla alakalı olabilir. Çünkü yoksa ona yakın ya o bölge. Evet, alakalı değil. Değil. Void'le hiçbir bağlantısı yok onun. Yani Arthas'ın Void'le şöyle bir bağlantısı var bu arada. Yani bağlantı değil o da. Baştan söyleyeyim. Uldar'ın işte Ice Crown'a yakın olması ve ikisinin arasında işte Yogg-Saron'un olması ve işte Ice Crown'un inşasının devamında kullandığı materyalin Saronite olması. Yani Saronite'ı da özellikle kullanıyor Arthas. Çünkü işte yani sonuçta işte God of Death, ölüm tanrısı diye geçiyor işte Yogg-Saron'da ve ölüm konusunda işte bağlantıyı arttırmak için ve işte Shadowlands'ı olan bağlantı gücünü ve oradan çektiği gücü arttırabilmek için işte Saronite'ı kullanıyor. İşte Ice Crown'u geliştirirken, daha büyütürken diyeyim yani. Öyle bir bağlantısı var. Ama burada şeyi de öğrendik yani. Yogg-Saron direkt olarak Arthas'ın iradesine etki edememiş. Sadece işte yani aynı yerde ikisi de bir nevi başıboş kalmış ve beraber coşmuşlar. Şeyde işte Yogg-Saron'da bunu kullanarak hem işte Emerald Dream'e nüfuz edebilmiş hem de işte Uldar'daki işte hapis halini zayıflatabilmiş. Tamamen kurtulamıyor zaten. Ama işte şeyleri delirterek kendi gardiyanlarını yavaş yavaş delirterek sonunda Locke'ını işte tam delirtip kendi aralarında bir karmaşa yaratıyor ve işte hapis durumunu zayıflatıyor. Ama buna Arthas'ın hiçbir etkisi yok. Ve işte Yogg-Saron'un da işte tam tersi olarak ikisinin birbirine bir yardımı ya da müttefiklik durumu yok yani. Evet. Hoş geldiniz. Murat abi ya, şey tarifi var. Sen söylemiştin. Ama o. Ardıvril. Ardıvril'de ben şey gördüm. Yani. Bu benim düşüncem aslında. Dur gittim. Ardenveld'dan sonrasını anlamadık. Yogg-Saron'un Ice Crown üzerinden Ardenveld'e sızabilmiş olma ihtimali var. Evet. Abi sen Jak'ı çıkartak bir daha. Ama o dediğin doğru. Şeyi zaten Yogg-Saron özellikle yani zaten şeye kendisi aynen dediğim gibi ölüm tanrısı olarak kendini adlandırdığı için yani Emerald Dream'e olan ilgisi zaten şey değil yani. Emerald Dream'e geçmek için değil. Burayı bir araç olarak kullanıyor ve işte Rift of All'ını kullanarak Shadowlands'e geçmeye çalıştığını tahmin ediyoruz artık. Çünkü işte Murat Han'ın da dediği gibi Ardenveld'in direkt olarak buraya bağlantısı var. Zaten şeyde de dediler işte bunu ilk o BlizzCon'da Ardenveld lafını duyduğumuzda direkt olarak şey dediler işte Emerald Dream'in gölge hali ve Shadowlands'teki versiyonu falan gibi tanımladılar böyle Ardenveld'i anlatırken. Direkt olarak böyle bir bağlantı kuruldu. Demek ki hakikaten Yogg-Saron'un işte Rift of All'ını o Zavius'la son dövüştüğümüz yer olan yeri kullanarak Shadowlands'e sızmaya çalıştığı ya da sızabildiği bir durum var. Ama işte ne kadar sızdı, ne yapabildi ya da bunu işte engellediler mi, öyle bir şey mi oldu, işte orada bir savaş mı oldu,
Çünkü şeyi de görüyoruz. Hem Bastion'da hem işte diğer bölgelerde Shadow yani Void ya da Light saldırılarının böyle izleri var. Onlar, orada bir saldırı olmuş ve belli bir şey kalmış falan böyle. Ve bunu kullanıyorlar. İşte oradaki artık kim orayı idare ediyorsa ya ona karşı savaşıyor ya bunu kullanarak işte diğer düşmanlarını işte burada cezalandırıyor falan. Öyle durumlar var. Mesela Revendreth'teki işte Light kısmını kullanarak işte o vampirik ırkı mesela işte cezalandırıyor. Light onlara böyle eritiyor, şey yapıyor falan. Zaten şeyde de gözüküyor işte ilk fragmanda mesela o Light'ın etkisinin nasıl işte öldürücü olduğunu görüyoruz. O Ventir'ler üzerinde işte vampirik ırk üstünde. O yüzden yani Yogg-Saron'un da bu Void'le beraber ya da kendi başına Ardenvale'de nüfuz etmiş olma ihtimali var gayet. Peki şey yani konusunda ne düşünüyorsun abi? Mesela biz biraz daha Nathrezim'lerle ilgili mevzuları işte Revendreth sinematinden sonra falan beklerdik. Adamlar bayağı böyle boşalttılar şeyi yani leakleri şeyleri işte altta çıkan metinleri Primus'la olan mevzuları Maldraxxus'un sonrasında şey yaptılar ortaya döktüler yani. Biz acaba Sire Denethor'uysa mevzuyu biraz daha fazla mı dayandırıyoruz yoksa daha mı böyle detay bilgi gelecek yani 4. sinematikten sonra? Yani sen söyle Murat'an. Bence yani bu kısmı bana sordun artık sesimin geldiği kadar mükemmel sorunca. Zaten senin yazıyı diyecektim şimdi. Sen o yüzden söyle. Yani şimdi ben öncelikle şunu söyleyeyim. İnsanların Shadowlands'e Legion arasında bağlantı Blizzard'ın bu kadar göze mi sokması gerek? Bir inkar etme durum vardı. Hani işte artık Legion yok. Bitti. Bir daha Demon görmeyeceğiz. Dreadlord'lar öldü falan. Böyle bir şey yok. Hani ben bunu burada çok defa söyledim. Bir defa da yazdım. Bu adamlar yani Legion çok kozmik bir konuda danışmak için gideceğin yerlerden biri Burnet Legion. Adamlar yani gerçekten birden katta kat daha bilgililer ki Baldrax'ı bile ilgilendirecek bir harita. De. O harita neresi olmuş bilemem. Shadowlands'ın haritası. Detayları ya. Ama çalıp onların elinden mi alıyor? Ya orada biraz şey mevzusu var gibi böyle orada işte artık yani Dreadlord'lar mı oradaki demonlar ya da içeride plan yapan amcalar kim bilmiyoruz da işte plan yapanlar masaya bir harita bırakıyor ama harita yani onun böyle yazılı bir metin olmadığından eminiz. Bir harita bırakıyorlar ve bu harita yani belli ki yani çok önemli. Onun dışında şimdi şey de var. Eğer burası Nathreza değilse, hadi diyelim değil. Illidan niye gitti? Belki o da aynı şeyin üstündeydi. Aynı şeyi peşliyordu. Şimdi ben o Illidan'ın videosunu normalde 4 yıl önce izlediğimde şey diye düşündüm. Demon altınları bir eğitimi, bir Nathreza'dan önce son bir eğitime çıkardı yani. Dövüşe soktu diye düşünmüştüm ama şimdi sen bunu deyince evet belki Illidan onun peşindeydi. Yapılamadı aradığında hani o ama onun peşinde olması demek şu demek. Illidan Shadowlands'ı da biliyor. Yani zaten şey işte o zamanlama olayı o yüzden bence çok kritik. Yani aynı sahneyi aynı anı görmemiz bence orada tamamen kasıtlı zaten. O zaman bu şuna gelir. Illidan Nathreza'yı daha önce basmıştır. Çünkü Nathreza'nın konusu çok önemli. Illidan abi tarihe büyük bir saygısızlık ediyor Nathreza'da. Bütün Dreadlord kütüphanesini yok ediyor. Evet. Kitaptan emin değilim ama galiba bilgileri kendi içine özümsüz. Çalıyor. Zaten aynen öyle. Bilgiler arasında duruyor yani. Tamam çünkü. Bilgiler Illidan'da aynen. O Dreadlord şeyini konuşacağımız ama söyleyeceğiz çok fazla şey biliyorum. Zaten şey onu önceden diyelim. Illidan'ı mesela biz daha böyle savaşçı işte Demon Hunter falan halini biliyoruz ama Illidan aslında çok güçlü bir büyü kullanıcısı. Ve gayet böyle potansiyeli yüksek zeki bir karakter. Zaten işte
Legion'da o görevlerini oynadıysanız Illidan'ın yerine geçip işte onun o büyücü halini de ne kadar güçlü olduğunu görebiliyorsunuz. Hatta büyü yapabilmek için işte kendi yanındakilerin güçlerini emiyor falan bir şeyler yapıyor. Bunun içinde ne kadar böyle gözü kara olduğunu da görebiliyoruz. Yani Legion'a karşı savaşmak için nasıl bir mantık oluşmuş, hangi yoldan geçip o aşamaya gelmiş onu mage halinde görebiliyorsunuz. O yüzden yani Illidan olarak düşündüğünüzde onun o büyü gücünü ve bu bilgileri nasıl kullanacağını da potansiyeli düşünün yani. Yani belki Drakken şey denk gelmiştir. O orayı koruyacak asıl Pit Lord gelmeden önce Drak'a denk gelip almıştır. Ki, olabilir işte. O zamanlamaları hiç bilmiyoruz çünkü. Ben şey diyeceğim hani bu bence o kitap konusunda girelim artık çünkü bu adamlar aynı anda Void'i de manipüle etmeye kalkmış. Fel'e de girmişler. Bakın bu çok önemli. Biz o kadar natlıyoruz. Öyle giriyorsun da ona ön bilgi verelim bence. Yani şey... Primus'tan verelim bence. Yani önce Primus'tan aynen Primus'un dediklerinden başlayalım. Sonra ötekine geçelim. Madem ön bilgi de verelim. Ne olduğunu kısaca anlatalım. Çünkü herkes onu görmemiş olabilir. Yani bahsettiğimiz şey şu arkadaşlar. Bu video çıktıktan sonra iki tane böyle büyük reveal oldu. Yani böyle bir konu çıktı ortaya. Ve işte bunun kasıtlı artık nasıl diyeyim oyuna ya da beta client'ına eklendiğini düşünüyoruz. Çünkü Maldraxxus'taki konu ortaya çıktıktan sonra işte herkes Legion mı? Legion mı? Kesin olmayabilir, belki değildir falan gibi derken böyle chat diye koydular Legion olduğu ihtimalini artık böyle. Şimdi ilk çıkan şey Primus, yani bu Maldraxxus boyutunu oluşturan ana karakter, yani bu Shadowlands'ı yöneten işte Ölüm Panteonu'nun üyelerinden birinin ses artık böyle dosyaları çıktı ve işte dediği şeylerden artık böyle neyi niye yaptığını ve ne olduğunu öğrenmiş olduk. İşte burada ne dediğini tek tek çevireyim ben. Diyor ki işte I am the Primus, your presence within my sanctum. Yani buradaki ben Primus'um, işte Primus'um ya da işte benim mekanıma geldiyseniz, işte Maldraxxus'taki sığınağıma geldiyseniz o zaman işte Maldraxxus tehlikeye girdi ve işte ölümün bütün diğerleri artık düşmek üzeredir demek ki diyor. Ona böyle burayı bana salsana. Abi sesim çok kötü ya, salayım sana da. Sesim çok kötü, insanlara işkence ediyorsun cidden bak. O sesi düzelt, hepsini sen anlat. Çete gideyim diyorum ben. Çete gideyim. Çete gir, yorum yap. Yani tamam. O zaman anlatayım, sen üstüne yorum yap. Biz onu seslendirelim, öyle bir şeyler yapalım. Şimdi ikinci kısmı önemli Primus'un söylediği. İşte çok uzun zaman önce işte Eternal Ones diyor. Eternal Ones olarak dediği şey bu arada bu Ölüm Panteonu'nu oluşturan ırkın adını ilk kez burada öğrenmiş olduk böylece. Hani Titan mı bunlar, değil mi, yok Titan koruyucusu mu falan diye üzerine dönen bütün muhabbet böylece bitmiş oldu. Bunlar yani Jailer, Primus, işte Winter Queen hepsi Sire Denatrius, Eternal Ones denen yani sonsuz olanlar ya da işte ebedi olanlar diye bir ırka dahil olan varlıklar bunlar. Ve bunlar işte şeyin de dediği, yani Ion Hazikostas'ın dediği Titan plus plus, yani Titan Titanlardan 2 kat 3 kat daha güçlü yaratıklar bunlar. Ve işte bildiğimiz kadarıyla her biri Shadowlands'ın belli bir bölgesini yaratmış ve altındaki ırkları yaratmış tipler. Oranın işleyişini bizzat oluşturmuş varlıklar bunlar. O yüzden çok üst varlıklar ve bunda da şey diyor işte, çok uzun zaman önce biz işte ebedi olanlar olarak kardeşimiz Zoval'ın, yani Zoval dediği de bu arada Jailer'ın adı, onu ihanetinden dolayı cezalandırdık ve onu hiçbir zaman kaçılamayacak olan Mav'a hapsettik ve oranın
işte baş gardiyanı olarak, jailer'ı olarak onu görevlendirdik diyor. Ve işte bundan sonra da işte zaten şeyi anlıyoruz. Yani jailer demek ki oraya hani kendi iradesiyle Maw'ı yaratmış ve işte oranın yöneticisi olan bir karakter değil. Oraya hapsedilmiş ve ceza olarak oranın gardiyanı yapılmış bir karakter. Yani bunu şey metaforu olarak düşünebilirsiniz. İşte şeytan metaforu olarak çok geçti. Bu internette çok konuşuldu. Çünkü işte bütün dini mitlerde işte şeytan cehenneme gönderilir ve oranın işte yöneticisi işte ve oraya düşen kötü ruhlara işte baş cezalandırıcısı olarak işte görevlendirilir. Bunu da bununla böyle paralel bir mekanikte böyle herkes değerlendirmiş. Yani jailer işte kötü olduğunun kanıtı olarak düşünün. Zaten bunu da işte Primus bu ses kaydında onaylamış oluyor. Zaten işte Ionazikostas da işte son boss jailer, işte baş kötü jailer, onu baştan verdik hepinize falan diye onayladı en başından. Devamında da diyor ki işte artık Zoval'ın tek başına hareket etmediğini düşünüyorum. İşte bu ihaneti yaparken diyor ve işte onun çok daha eski zamanlardan gelen müttefikleri olabilir diyor. Ve işte belki daha başkalarını da kendi davasına katmaya çalışıyordu diyor. Ondan sonra da işte benim bu dediğimi duyuyorsanız eğer bu şüphelerim doğrulanmış oluyor ve Zoval da işte zincirlerini bir silaha dönüştürmüş olabilir ve benim yenilmemin işte yolunu hazırlamış olabilir diyor. Ondan sonra da işte ama şey diyor, Shadowlands ile ilgili ümidiniz kırılmasın. Bir ümit daha var. İşte ebedi olanlar, yani kendi ırkı, hepsi tekrar bir araya gelip birlikte durursa, Jailer'a karşı aynı safta yer alırsa, o zaman işte Jailer Maw'dan kaçtığı zaman ona karşı işte karşı durabilecek bir güç olur diyor. Ve en sonunda da işte benim uyarımı Arkon'a ulaştır, Winter Queen'e ulaştır, Sire'a ulaştır diyor. İşte yani bu diğer Eternal One'ları ve işte diğer bölgelerin yaratıcılarına işte benim uyarımı ulaştır diyor. Ve işte savunmalarımızı tekrar gözden geçirmeleri lazım ve Zoval'ın işte Sepulchre'a ulaşmaması lazım diyor. Sepulchre dediğine bilmiyoruz. Bu arada o bir mekan mı ya da işte belli bir yer mi? Yani anlamı işte tam çevirirsek hatta emin olayım şöyle çocuktan. Yani mezar ya da böyle bir mezar odası, işte mezar bölgesi gibi bir yer oluyor Sepulchre birebir çevirdiğinizde. Yani Zoval oraya ulaşmasın diyor. Burada bu da tahmin ettiğimiz şey, Maw'da bir yer görüyoruz işte. Eskilerden kalan bir yer var ve işte onu kullanarak çıkıyoruz. İşte Jailer da buna bayağı şaşırıyor. İşte nasıl onunla iletişime geçebiliyorlar falan gibi. Muhtemelen orayı kastediyor ama emin değiliz, bilmiyoruz daha. En sonunda şey diyor işte, Primus'un son artık bize mesajı. İşte Arbiter son anahtar. İşte onu koruyun yoksa her şeyi kaybedersiniz diyor. Ses kaydı da yani ses kayıtları artık böyle Primus'un söyledikleri de bundan ibaret. Bunun üstüne tabii en önemlisi ilk kez işte bu ırkın adını öğrenmemiz. Diğeri de işte Jailer'ın aslında işte oranın yaratıcısı değil, oraya hapsedilmiş diğer ırkın diğer üyeleri tarafından oraya zorla hapsedilmiş bir varlık olduğunu öğreniyoruz. Bir karakter olduğunu öğreniyoruz. İşte ses kaydının olayı bu. Buyurunuz konuşunuz. Top sizde. Murat'an şey demiş en sonunda, Jailer'ın göğsüne evet. Chat takıyor. Göğsüne tam oturan göz Arbiter'de, onun haricinde Jailer'ın davranışı Sargeras'ın yaptığının eşit olabilir. Aynı Sargeras'ın yaptığı gibi First One'ların simülasyonunu fark edip yok etmeye karar vermiş olabilir diyor. Ve şey demiyor mu ya? O şeyde evet. O da en sonu sonra bağlayacak. Ya bu ara ben Murat'an şey yazmış altta mesajımı al diye de şöyle Murat'ın bir yazısı var arkadaşlar, biliyor musunuz bilmiyorum, dur bulayım chat'e atayım onu. Evet, tam bu konu üstünde aynen. Tam bu konuyla direkt alakalı.
Şu an lore free'e giriyorum. Bu ara Murat Han'ın şeyi zaten geçiyor ama şöyle de postlayayım. Nerede o? Heh. Matrix'teki o mimar mevzusu. Burada da bir heykel tıraş muhabbeti geçiyor ama bilmiyorum hani Zoval'ın sculpture'a yani heykel tıraşa ulaşmasını engelleyin tarzı diyor. Onun kim olduğunu ya da ne olduğunu yorumlayabiliyor muyuz şu an için? Çok... Yok, sculpture diyor. Yani o bence o bir bölgeyi yani kastediyor. Çünkü şey bir karakter değil o. Küçük harfle yazmışlar hatta transkriptte de. Ha öyle yani, mi? Yani şey olabilir yani bir bölgeyi kastediyor gibi oraya ulaşmasın gibi diyor onu. Hmm. Ya kaleye kadar çalım attığına bak kaleci. Ben ya yok hayır Murat Han'a aslında anlattıracaktık bunu çünkü direkt yazdı Murat Han ama sesi kötü diye ben çevireyim dedim artık yani. Ceyler'in kadim müttefikleri olduğunu söylemesi benim Sargeras ve Legion müttefik olma ihtimalim bence iyice güçlendiriyor hatta gözüme sokuyor. Evet yani biri bu. Ama ikinci bir ihtimal de özellikle şey diyor ya işte ancient yani eski eğer ki eski dediği bu Eternal Ones'tan da daha büyük bir ırk varsa yani onları mı kastediyor acaba? Çünkü şey diyor işte Jailer ona First Ones diyor. Eternal Ones demiyor. Yani First Ones'tan kalan bir şey diyor bizim kullandığımız kalıntı için. Onu kastediyor olabilir ama tabii bununla ilgili hiçbir şey yok yani. Biz spekülasyon yapıyoruz. Kısaca özetlerce Jailer mava hapmış evet. Oradan çıkamıyor. Doğru evet. Çıkmak için de çeşitli planlar yapıyor gibi mevzu yok değil. Çıkmak için değil yaptığı planlar. Aynen. Tamamen Shadowlands'i pas geçip kozmik bir savaşa girmeye çalışıyor gibi. Shadowlands'ın düzenini de o savaşta güç kaynağı olarak kullanmaya çalışıyor. Yani daha büyük bir mevzu var. Ve Jailer yani sadece oradan çıkmak değil, bayağı kozmik düzeni değiştirmeye çalışıyor gibi gözüküyor. Yok Allies diyor ama çoğu Sargeras da olabilir. Yani gayet yüksek ihtimalle hiçbir bilgi olmadığı için şu an atabilirim rahatça. Evet yani ilkinde diyor Ancient Allies diye, ikinci de Allies diyor doğru. Ben bir yani şey diyeceğim kafam patlayacak. Ben şeyi de düşündüm işte unutma diyeceğini yani Sylvanas da sonuçta Jailer'ın bir müttefiki. Yani genel hani alt ve üst güç şeylerinden hatta Helia da mesela Jailer'a göre aslında düşük bir varlık ama demek ki topluyor kimin ne gücü varsa. Ya şeydi raporda bir şey yazıyor. Onu da soracağım size. Sor. Raporun sonunda şey diyor. Kurduğun şey sistem demiyor da ne diyor? Kurduğun düzen demiyor. Mekanizma diyor. İşliyor diyor. Acaba orada Arbiter'dan mı bahsediyor? Yok orada şey neydi? Ne our position within the plane of disorder proceeding flawlessly. Consuming fell energy is not pleasant process but a necessary one. Tam bundan bahsediyorum. Dur ona daha geçmedik. Dur. Onu ama şimdi önceden bir anlatalım yapmayın. Sıralı gidelim. Bu öteki leak'ten bahsediyorlar arkadaşlar. Onu da anlatayım mı? Ya onu ayrı bir konsey yapmasak mı diyorum da. Ya buna ön bilgi yapalım madem. Tamam. En azından hani ne olduğunu biraz şey yapalım. Çünkü büyük bir mevzu aslında. Evet. Çünkü içinde çok büyük. Yani artık böyle ortaya çıkan şeyler bayağı yani önemli. Şimdi dur bakayım onu kaybettim. Az önce açtım kapattım. Aferin bana. Primus. Datamite. Eda arıyor şu an şeyini. Abi açıp kapatmışım ya salak. Burada mı yazıyor? Az önce önündeydi. Neyse yani olay şu bir tane kitap ortaya çıktı arkadaşlar. Nereden düştü belli değil henüz. Bu kitapta bir ajanın notları var. Yani bakayım kendi Twitter'ımdan bulacağım şimdi. Ne kadar malım. Yani bu bir ajan not tutmuş. Kime tuttuğu belli değil. Ve yani burada anlattığı şeylerden anladığımız kadarı böyle ben sonra bakıp çıkarttım yapmış ha enemy infiltration buldum. Yani bu şeye sızmak için belli güç kaynaklarına sızmak için bir şeyler yapmış birileri böyle bir ajanlar yollamış
Ve işte bu sızdıkları yerlerle ilgili, işte her güç kaynağıyla ilgili keşiflerini not almış. Şimdi kitabın adı şey diye geçiyor işte, Enemy Infiltration Preface. Yani düşmana sızma ön söz gibi ve sadece işte ön söz yazmış. Böyle bir kitap ve nereden düştüğü belli değil. Bu kitabı şeyden data mine etmişler sadece. Son beta build'ında eklenmiş bir dosya olarak gözüküyor ve işte kitap dosyası olarak gözüküyor. İşte şey, oyun içinde düşen hikaye kitaplarını açıp okuyabiliyorsunuz yani. Onlardan biri bu da. Ama kitap şey değil, diğer kitaplar gibi beyaz değil, yeşil. Yani bir ayrı bir şey olarak düşüyor ve üstünde de şey yazıyor. İşte bilinmeyen bir el tarafından yazılmış bir rapor, işte sonundaki imza da okunmayacak şekilde diyor. İşte sağ tıklayın ve okuyun olayı var. İşte kullanılabilen bir item. Ve işte okuduğumuz zaman da şunu görüyoruz. İşte efendisine yazmış, işte çok böyle işte öve 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 efendisini başlıyor ve işte size işte düşmanlarımıza karşı işte gözlemlerimi ulaştırmaktan şey yaparım, işte gurur duyarım falan gibi başlıyor. İşte ve ilk başta şey diyor. Çok kısa bölebilir miyim abi? Çok, çünkü bence evet, önemli bir şey var. Hani dediğin gibi aynen, zaten işte önce bir yalama moduna giriyor master'ını. Aynen, ve aynen. O master'ı kim olduğunu bilmiyoruz da. Sonunda hani raporunu yapmaya başlarken şunu söylüyor. Bizim bulgularımızı açıklıyorum diyor. Biz. Evet, hani evet, biz bu diyor, tek başına böyle bir tek bir ajan değil, bir grup. Ve grup halinde işte yapmışlar bu çalışmayı. Zaten ileride de söyleyeceğiz. Natrazimlere bağlıyor olmamızın şeyi de bu biz vurgusu özellikle. Tabii birkaç tane daha detay var içerisinde. Buyur abi. Aynen, aynen. Yani önemli bir nokta hakikaten Utku'nun dediği. Çünkü yani bunu not alan genel bir grubun yaptığı çalışmanın sonuçlarını yazmış gibi bir not almış. Ve işte hep böyle bizli konuşuyor aynen, yani işte Utku'nun da dediği gibi. İlk burada şey diyor işte, Titanlarla ilgili gözlemlerini yazmış. Diyor ki işte bunlar manipüle etmesi en kolay olanlar diyor. Sadece tek bir amaçları var ve işte kurdukları düzeni herkese empoze etmek ve onu devamlı görmek istiyorlar diyor. İşte eğer bu işte düzeni, işte order ya, işte bu düzene işte karşıt olan bir şey olduğu zaman işte bunu yok etmek için büyük bir hırsla işte sadece buna karşı işte mücadele ediyorlar. İşte şey diyor, bunların birliği yani Pantheon, işte Titan Pantheon'u sadece tek bir amaçla toplaşmış gibi gözüküyor ve o yüzden de dağılmaya çok açık diyor. Evet. İkinci olarak bahsettiği şey ve bayağı bomba burası, Void Lord'lardan bahsediyor. Diyor ki işte Void Lord'lar işte herkese karşı bizi işte yani diğerlerinden farklı olarak çok işte open arms diyor. Hep işte bizi çok kolay kabul ettiler, işte aralarına aldılar. Çünkü kendi binlerce doğruları, işte Void'in böyle bir söylemi var bu arada. Tek bir doğru yoktur, binlerce doğru vardır ve işte bunların hepsi Void'a açılan kapıdır gibi bir Void söylemi var ve bütün işte Void yolunu takip eden en küçük işte artık takipçiden diğer böyle old god'lara kadar hepsinden benzer şeyler duyabiliyoruz. İşte Titanların tek bir yolu var, bizim binlerce farklı yolumuz var gibi bir işte felsefeleri var. Burada da bunu buna gönderme yapmış. İşte bu farklı yollarına, binlerce yollarına o kadar kendilerini kaptırmışlar ki bizim aralarına soktuğumuz yalanları işte görmezden geliyorlar demiş. Demiş işte devamında da bu onların ellerindeki bu inanılmaz erişim şeyin gücünü işte onlara düşmanlarımıza karşı kullanmakta işte yönetebiliriz gibi bir şey demiş. Bu yani Void'in erişimini kastetmiş. Demek ki her yere Void bir şekilde ulaşabiliyor, bunu kastediyor ve bundan sonra da işte ama dikkatli olmamız lazım. Çünkü bu işte sayısız işte sonucun, işte Void'in kastettiği sayısız cevabın ve sonucun sonunda bir tanesi bizim gelişimizi de görmeleri ve fark etmeleri olabilir demiş. Yani Void'e karşı böyle
hem onların arasına sızmışlar. Void'i de kullanabiliyorlar. Kimse bunlar bilmiyoruz. Hem de işte Void'den de çekiniyorlar. Çünkü bu işte görebildikleri binlerce ihtimalden bir tanesi de biz olabiliriz demiş. Bundan sonra da Nauru'lara ve Light'a geçiyor. İşte Titanlar gibi Nauru'lar da sadece işte burada ilginç bir bu arada detay var. Nauru'ların Keeper'larını diyor. Yani Nauru'ların bir üst liderinin olduğunu yönetici bir kısmının ya da yönetici bir üst ırkının olduğunu kastetmiş. Allah Allah, ben onu şey diye değerlendirmiştim işte. Titan Keeper ya, Nauru ve Keeper'ları sanki bilmediğimiz daha düşük bir rütbe gibi değerlendirmiştim. Orada, çünkü Titanlara benzer bir şekilde diyor. Nauru'lar ve onların yöneticileri işte yani ya da işte onları işte koruyanlar ya da işte yönetenler sadece tek bir amaçla hareket ederler demiş. İşte önlerindeki doğrusal yol ve işte bu amaçları işte onların çöküşü olacak demiş. Aynı Titanlar gibi onlar da aynı şekilde onu zayıflık olarak anlatmış. İşte sadece doğru olma ve doğru görülme gibi bir kaygıları var. Eğer içimizden, burası çok anahtar bakın. Eğer içimizden birini o çok değerli light'larına çevirdiklerini düşünürlerse o zaman o ajanımıza sonsuza kadar yani sonuna kadar güveneceklerdir demiş. Burası şu yüzden önemli. Arkadaşlar bir ajanımızı işte light'a çevirmek diyor ya. Burada Lothraxion. Lothraxion biliyorsunuz Legion'da görmüşseniz light bir dreadlord. Paladinler çok iyi tanır. Ve paladinlerin ve priestlerin yanında yani Army of Light'ın yanında savaşıyor gözüküyor. Ve burada kastettiği direkt Lothraxion yani o kadar uygun ki yani diyor ki işte Light eğer işte içimizden birini kendi o çok değerli Light'ına çevirdiğini düşünürse ona sonuna kadar güvenir diyor. Ve içine bu kadar sızmış oluruz diyor. İşte bu o yüzden burası bayağı anahtar ve direkt olarak Lothraxion bu yani biz direkt öyle tahmin ettik. Son kısımda işte burada da o az önce life muhabbetini işte Arden Weld üzerinden konuşmuştuk. Burada da diyor ki işte life'ın yani yaşamın işte ajanları ve işte ajan demeyeyim de işte altındakiler ve görevlileri en güvenilmez olan diyor. Nasıl diyeyim? Insidious tam çevireyim böyle. En sinsi yani en sinsi hilekar ve böyle fırsatçı olanlar Life'ın işte üyeleri diyor. Yani o yüzden Life'a karşı böyle çok artık kimse bunlar yani tahmin ettiğimiz bunlar Dreadlord'lar ama Dreadlord'lar bunu birine bir lidere hitap ederek yazmışlar. Yani kendi Life'ın taraftarlarını kendileri o kadar böyle şey görüyor ki yani güvenilmez sinsi ve böyle entrikacı görüyorlar ki en tehlikeli olan bunlar demiş. Bunun da sebebi olarak demiş ki işte belki de doğal durumları ve doğaya olan bağlantıları bizim varoluşumuza tam karşıt olduğu için belki de böyledir demiş. Yani şimdi bizim varoluşumuz diyorsa ve tahmin ettiğimiz gibi bunlar Dreadlord'sa, Dreadlord'lar birebir olarak Shadowlands'la bağlantılı ve orada yaratılmış ya da oradan gelen varlıklar olmuş oluyor. Ya da işte bunlar Dreadlord değilse direkt olarak Shadowlands'tan geliyor. Çünkü Life'ın zıttı olarak kendini burada tanımlıyor. Bizim varoluşumuza zıt oldukları için diye. Life'ı kastediyor. Ve Ardenweald ile Life'ın asıl bölgesi arasındaki bağlantıyı keşfettiler demiş Murat Han eklemiş. Aynen. Devamında da zaten şey diyor işte ama gene de onların işte Ardenweald'da olan bağlantısını gözlemleyerek oradaki işte kırılganlıklarını ve zayıf noktalarını belirleyebildik diyor. Ondan sonra bu kısım da önemli. Oradaki ajanımız çoktan oradaki hedefimizin güvenini kazandı diyor. En sonunda bunu diyor Light'la ilgili. Yani çoktan orada bir ajanları var. Çoktan oradaki
artık hedefleri kimse onun güvenini kazanmış. Yani Ardenweald'ı yöneten Winter Queen olduğuna göre, yani Winter Queen'le ilgili öğrendiğimiz ve etrafında göreceğimiz her karakter şu anda bu ajanlardan biri olarak düşünebiliriz. Yani o Winter Queen'in hareketlerine ve etrafındakilere şüpheyle yaklaşın derim. Son olarak da bitirirken işte Fel'den bahsediyor. Ve işte diyor ki, daha önce de işte konuştuğumuz gibi, yani lideriyle bu mevzuyu konuşmuş. İşte Disorder'ın içindeki durumumuz işte gayet işte sorunsuz ilerliyor diyor. İşte Fel enerjiyi kullanmak zevkli bir işlem değil ama gerekli diyor. Ve ondan sonra da işte buradaki işte kurduğunuz aldatmaca yakında meyvelerini verecek diyor. Yani Disorder dediği, yani Fel'in hakim olduğu işte güç, kozmik güç köşesi, bildiğiniz gibi Sargeras tarafından aktif hale getiriliyor bir nevi. Ve işte Twisting Nether da bunun merkezi ve bu Twisting Nether'ın merkezinde de Argus var. O yüzden işte Disorder boyutu olarak dediği, kastettiği şey bu. Yani dedik ya işte Legion aslında işte onaylandı. Son Legion onayı bu artık bir nevi artık böyle şeyi, defteri kapatıyor. Legion'la birebir bir bağlantısı var. Ve işte bu da tahmin ettiğimiz gibi, eğer Dreadlord'lar bunu yazmışsa, Dreadlord'ların Legion'la bağlantısının aslında Shadowlands üstünden ve Legion'ı kullanarak olduğunu da burada görmüş oluyoruz. Yani bir nevi bunun ispatı oluyor bu. En sonunda da zaten işte bunu diyor ve son raporu olarak da bunu söylüyor. En sonunda işte sizin görünmez eliniz olarak işte bize inanmaya ve bizi aralarına davet edecek kadar işte aptal olan herkese işte zehrimizi akıtacağız ve işte sonsuza kadar sizin işte sadık hizmetkarınız olacağız diyor orada. Bu arada Murat Han şeyi eklemiş. Raporun girişi bitiyor. Son yani, mevzuyla alakalı çok özür dilerim abi. Ayrıca Sargeras'a Void Lord'ların varlığından bahsedenler Nathrezm'ler. Yani Sargeras'ı manipüle etmeyi planlamışlar demek gibi. Aynen. Sargeras'ı bir nevi delirtenler zaten aynen Nathrezm'ler, Dreadlord'lar. Bunda zaten Dreadlord bölümümüz vardı. Detayını merak eden varsa orada uzun uzun konuşmuştuk. Aynen. Hatta iki bölüm bayağı Dreadlord'lar üzerinde konuştuk yani. Evet. Ki aslında hangi şöyle söyleyeyim. Konsey olarak bir üçüncü Dreadlord konusu gelir Shadowlands çıktıktan sonra diyorum yani. Gibi gözüküyor. Evet. Çünkü Dreadlord'ları o zaman da konuşurken ne kadar aslında gizemli olduklarını, çoğu yaptıkları şeyin kendi geldikleri yerin kaynağını bilmediğimizi ve hani Legion'a müttefik gözükseler bile aslında çok da böyle birebir bağımlı bir sadık bir ırk olmadığını falan çok anlattık. Yani bunun da sebepleri yavaş yavaş ortaya çıkıyor işte. Yani bu kitap ve bu kitabın işte bağlantılı olduğu şeyler Shadowlands'ta açıklandıkça o zaman bayağı cidden o bir oha üstüne oha diyeceğiz gibi gözüküyor. Yani bu şeyin hani bu textbook'un bu preface'in asıl önemli şeyi bizim Nathrezm'lerin, biz hep Nathrezm'ler işte Twisting Nether işte Demon falan modunda zannederken biraz daha ölüm temalı canlılar olduğunu ortaya koydu. Ya da işte ben biraz daha Eda'ya böyle teşekkür ediyorum. Şöyle ayağımda da dürtüyorum ufak ufak. Eda'nın teorisi şey çıkıyor. Kozmik güçlerin dengeleyicisi mi bunlar? Ya da işte kozmik güçlerin bozucusu mu? Ama biraz daha dengeleyicisi yani gibi duruyor. Biraz şey gibi, yani dengeleyici değil de polis. Tam tersine bu gücü böyle manipüle etme amaçları var gibi. İşte hani oradaki kozmik evrenin ajanları yani işte bunlar. Evet evet, yani ve bunu niye yaptıkları belli değil ama bir şekilde hepsine sızacak kadar da böyle yani her konuyla ilgili bilgileri ve güçleri var ve demek ki bayağı da kozmik düzenle ilgili ön bilgileri varmış bunların. Yani gözüken o. Evet. Ama işte Shadowlands ile ilgili mesela bu saydığı kozmik güçler de mesela Shadowlands ile ilgili bir şey demiyor.
veya Azeroth'la ilgili bir şey demiyor. Yani bu tabi giriş yazısı gibi, onu da düşünün. Bütün raporun giriş yazısı bu. Belki devamında işte yaptıkları şeyleri açıklayan diğer notlar çıkarsa ya da bu seri bir böyle açıklanırsa onlardan öğreneceğiz belki de. Bakalım daha belki ama de yani. Aynen. Bunun bile nereden düştüğünü bilmiyoruz. Öyle de bir durum biri var. Bulmuş böyle falan filan moduna girmişler de tabii hazırdır aslında. Yani. İşte böyle bulduğun için yani... işte bilmem neye çok teşekkür ederiz dikkatinden dolayı falan filan demişler de. Evet. Yani şey değil mi, Twitter'da yazmış da ama sonuçta data mine edilmiş bu. Açıp okumamış kimse herhalde. Yani dur bakayım. Evet. Aa, silmiş sonra da. Bu hikaye Shadowlands'te değil, bir sonraki expansion'a sarkar. Yani bir sonraki expansion'da çok daha farklı şeyler bekliyorduk biz. Daha Old God temalı bir şey bekliyoruz. Bakalım. Yani bunda şöyle bir şey var. Shadowlands'te şöyle düşünün. Daha biz ilk açılış kısmının bile bütün hikayesini görmedik. Evet. Daha Shadowlands'te 9-1'i görmedi. 9-1'de ne geleceğini bilmiyoruz bile. Daha 9, yani 3 tane content patch olacağını söylediler bu arada. 9-3 göreceğiz yani. Ön planını yapmışlar bu sefer. Yani her birinde hikayeye göre açılacakmış. O yüzden yani ne gelecek, buna bağlanacak mı, ne olacak bilmiyoruz. Ama çok büyük ihtimalle şey olarak dendi işte. Shadowlands'taki başka bölgeler açılacak her aşamada. Bunlardan bir tanesi işte bu bunu yazan ırkın geldiği yer olabilir ya da şu anda hakim olduğu yer olabilir. Son yani son düşmanlar onlar çıkabilir. Çünkü Jailer'ı işte mesela şeyde düşünün, işte Battle for Azeroth'ta da işte daha öncesindeki expansion'larda da mesela son yani mesela Jailer'a denk son karakterleri daha önceden mesela görüp yüzleştiğimiz oluyordu. Ama son peçe ya da işte bir ara peçe daha böyle beklenmedik düşmanlar çıkabiliyordu. İşte mesela işte Battle for Azeroth'ta Nuzzot'un geleceğini kimse tahmin bile etmiyordu en başından. İşte Faction War olacak, işte son boss'ta Sylvanas olacak falan diye. Öyle herkes mi? Öyle beklerken sordum, herkes biliyorduk diye. Aynen, ters köşeni zot yedik yani. Ben etmiştim diye bak. Bak Murat'tan şey demiş, The Deception You Have Architect. Bak oradaki kelimelerin evet, boşuna deception seçilmediğini ben söylemiştim. Hatta Murat'a şey yazmıştım ya dün akşam. Mimar kelimesi evet, ve mimar reisini evet, kurguladığı şey meyvesini verecek diye. Evet, o bir evet, mimar o, geliyor ya. O mimarı, ben de onu söylüyordum daha demin, ondan bahsediyordum. Değil mi? Matrix'teki What is Matrix yapacağız mı? Bence yapacağız ya. Şimdi bunları da anlattıktan sonra hem Primus'un söyledikleri hem de bu kitapta yazılanlar. Şimdi Elun konusuna tekrar dönelim. Bütün bu bakın yazılan şeyler bir lidere yazılmış. Ve her şeyi işte ona böyle ithafen ve çok büyük saygıyla yazmışlar. Düşün, her yere bütün kozmik güçlere sızabilen güçte bir böyle ajanlar. Bunu çok böyle saygı duydukları ve sadakatle bağlı oldukları birine yazıyorlar. İşte bizim de tahmin ettiğimiz bu Elun çıkabilir. Yani özellikle Primus'un da söylediği işte işte Jailer'ın Ancient Ally olarak gördüğü ve bu yüzden birden güçlenmesi ve bu yüzden işte Maw'ın düzenini bozacak kadar birden güçlenmesi Elun gibi bir karaktere bağlanabilir. Elun da işte First Ones'dan yani şu anda işte kim olduğunu bilmediğimiz ve işte belki şeyden bile daha yüksek işte şeyler işte Eternal Ones Titanlardan yüksek, Shadowlands'ı yaratmış bir ırk. Bundan da yüksek ve evreni yaratmış First Ones diye bir ırk varsa Elun da bunlardan biri çıkabilir. Ya işte, işte normalde çok basite kaçıp işte bu mektup Jailer'a yazılmış falan moduna girebilirdik ama yani Nathrazimmer'in Jailer'dan çok korkmadığı, çekinmediğini de biliyoruz. Hani girip çıktıklarını artık net bir şekilde anladık. Özellikle aynen. Mava ondan dolayı Elun olma ihtimali var. O da hani şeyden artık yani bilinmeyen karakter o. Artık hiçbir şey evet, bilmiyoruz. Yani
biraz da gel gel modundayız Elun'a karşı. Evet, hem de yani hiçbir şey bilmiyoruz ama bir dark side olduğunu, yani Elun'un bir karanlık tarafı olduğunu biliyoruz. Onu çünkü da işte şeyden biliyoruz. Tyrande'deki etkisini aynen hem onu gözlemleyebiliyoruz, bir de şu var. Yani Teldrassil'in yakılmasına resmen seyirci kaldı Elun. Bir yani ilahi bir karakter olarak onlara en azından yardımcı olması gerekirken resmen dualarını boşa çıkarttı, böyle son yakarışları boşa çıktı ve Elun böyle bunu engelleyecek ya da yardımcı olacak hiçbir şey yapmadı. Sadece sonrasında intikam almaları için böyle onlara karanlık tarafından bir güç vermiş gibi oldu. Bunu da böyle Tyrande kendisi yaptı bir nevi, yani o gücü kendisi söktü aldı gibi bir durum var. Şimdi o yüzden Shadowlands'te Tyrande'nin mevzusunu da aslında Elun'dan hesap sormaya geliyor bir nevi oraya. Yani o da buna bağlanırsa hepsi o yüzden Elun'la bağlanıyor gibi gözüküyor. Gerçek yüzünü ve nasıl bir artık varlık olduğunu o zaman göreceğiz bence. Bir ara bir tane görsel vardı ya, işte arkada bir tane gezegen fotoğrafı koymuşlar, bir tane Dwarf Priest. Elun'un gerçek şeyi var falan diye. O tarz bir şey çıkmasın şey, yani. Böyle. Useless God diye de title'ı var ya. Gayet yani. O biraz daha altta kalmış bir tane şey. Olmaya da bilir tabii de. Aynen. Yani Useless God da çıkabilir. Ama buraya sanki biraz ona bağlanacak gibi. Özellikle şeyde bu. Yani beta'da Ardenweald'ın sonunu eklerlerse. Şu anda işte daha önce de demiştim. Beta'da yani Covenant seçtikten sonra bile hikayenin Covenant tarafının ancak %25'ini falan görebiliyorsunuz. Yani daha mapler açılmıyor. Yani şu anda o oyunda olan maplerin bile hepsini göremiyoruz. Hikayenin %25'ini ancak görebiliyoruz. Level'larken zaten %10'unu falan biraz ucundan görüyoruz. Yani beta'da olan yerlerin bir de şey de yok. Her yerde cutscene var arkadaşlar. Oynuyorsunuz. Cutscene geliyor. Tam mevzu açıklanacak. Burada cool bir cutscene olacak diyor. Geçiyor. Böyle orada ulan yapıyorsun. Ve her şeyde böyle bir durum var. Bu arada hani Battle for Azeroth'ta sinematik vardı. Devamlı oyun içi cutscene vardı. Bizim karakterin olduğu böyle görüyorduk ya. Yani Shadowlands'da bunun herhalde bir 5 katı falan oyun içi cutscene var. Yani devamlı, çünkü böyle arada şey giriyor. Kısa kısa bile olsa arada böyle cutscene giriyor bizim karakterimizin olduğu. Bunları yavaş yavaş eklemeye başladılar ama eklediklerinde de hep var böyle şey, yani bir eksiklik var. Ya böyle çarpı koyuyorlar, işte bu değişecek, işte work in progress, işte bunun üzerine çalışılıyor falan diyorlar. O yüzden yani esas hikayeyi bütün bu cutscene'ler ekledince göreceğiz. Ona da ruhumuzu hazırlayalım. Muratan da son olarak şey eklemiş. Jailer'ın nasıl bir güç seviyesi varsa Mav'dan çıkacak olması bile korku yaratıyor Primus'la diye. Yani. Yani ilk başta zaten şöyle düşünelim. İşte diğer Eternal Ones, yani üyelerine denk bir karaktermiş başta. O halinde bile hapsetmek için hepsi bir araya gelmek zorunda kalmış. Şu anda Mav'ı kullanarak daha da güçlenmiş bir halde. Ve işte bir sürü yandaş bulmuş, işte hem eski hem yeni. Daha güçlü, belki kendi ırkından daha güçlü bir yandaş buldu. Belki işte diğerlerinin toplam gücüyle daha da güçlendi. Ama şu anda Jailer yani bir nevi şey gibi, işte Sargeras Titanlara göre ilk başta onların şampiyonu olduğu için güçlüydü ya. İşte ama sonradan Fel'i kullanarak hepsini bir kere de öldürebilecek bir güce erişti. Jailer da şu anda belki Eternal Ones için benzer bir konumda. O yüzden işte çok korkuyorlar onun Mav'dan çıkıp intikam alacağından ya da işte her şeyi, bütün düzeni bozacağından. Yani böyle bir durum var. Bunu niye yaptığını da bilmiyoruz bu arada. Kendileri de bilmiyorlar. Yani amacı ne bunu yaparken, neden yani bu düzeni yıkmaya çalışıyor. Çünkü Shadowlands'ın düzeni bütün diğer işte yönetici karakterler için kutsal bir düzen ve işte bu düzen sayesinde o güçlerini
ayakta tutabiliyorlar. O hatta yarattıkları artık bölgeleri nasıl diyeyim işlerliğini devam ettirebiliyorlar. Ama işte Jailer bütün bu düzeni bozmuş halde ve bütün o diğer bölgelerin gücünü de şu anda emiyor bildiğimiz kadarıyla. O yüzden işte gidişat ilginç yani. Durduk dur Murat'an. Durduk. Hadi. Murat'an durdu. Son şey olsun. Bak evet. Bir de o kadar dedik ki Maldraksuz 4 dakika yok. Şöyle video böyle video. 3 saattir konuşuyoruz. Bizi bitirdi. Ya ama işte yani ilintili olduğu için adamlar resmen hani göze soka soka verdiler yani bunu. Tabii tabii aynen. Yani bu video nasıl olsa anlamayan olur ilk başta bir beklentiyi düşürür derken böyle hakikaten üst üste iki bomba patladıp karıştırdılar ortalığı. MAV'ın tasarımına bakın. Merak etme. Cheers. MAV'ın tasarımına bakın resmen yok edilmiş, hasar görmüş, şekli değişmiş. Evet. Evet evet. Zaten şey diyorlar bu arada bir arada. Kim diyordu? Bastion da galiba geçiyor. MAV eskiden böyle değildi falan gibi bir böyle şey yapıyor işte. Bir şeyler anlatıyor işte. MAV bile işte kendi düzeni vardı oranın. Şu anda işte tanınmaz halde falan gibi bir şeyler diyorlar onunla ilgili. Ya da biz MAV'a tabi aynen öyle. Bu MAV'ı eskiden hep tuttuktu. River of Souls'da sanki normalde çok ruh akışı varmış da oraya akan ruhlar ciddi anlamda kısılmış gibi Oribos'tan gelen. River of Souls'da tam tersi aslında evet, River of Souls'tan önünde durulamayan bir akış var ve işte hatta Thrall falan içine düşünce delirecek gibi oluyor. O kadar yoğun bir ruh akışı var ki artık hepsi MAV'a gittiğinden orada normalde olan ruh akışından çok daha yoğun bir akış var gibi gözüküyor. Ha evet şu aşamada. Ha tabii Jailer bozunca öyle olmuş. Tabii tabii aynen aynen. Ya yani kısıtlıdan ziyade normalde belki de olması gereken oydu. Hatta şey olabilir yani oradaki yüksek anime akışının patlaması orayı o hale sokmuş olabilir. Çünkü River of Souls'un aktığı yönde deform olmuş. Evet öyle gözüküyor. Doğru bak. Yani şeyde belki de işte MAV'a sadece böyle aşırı suçlu, aşırı kötü ve hiçbir şekilde affedilmeyecek suçlar işlemişleri normalde yolluyorlar ya. O yüzden aslında düşük bir anime akışı ve işte animası çok güçlü olan karakterleri bile oraya yollasalar işte bu kadar böyle dönülemeyecek suç işlemiş olanlar muhtemelen çok daha düşük sayıda bir ruh akışı oluyordu orada. Ama şu anda kim ölüyorsa oraya gidiyor. Yani normal akışın kat kat fazlası bir orada şey var, güç akışı var. O da belki şey işte işte MAV'da Utku'nun dediği gibi bir bozulmaya işte patlamaya neden oluyor. Bir hasara neden oluyor. Onu bilemiyoruz. Diyelim ve suikastın dediği gibi benim kafam patates oldu ama diyor. Arkadaşlar Shadowlands'e dair bilgilerimiz arttıkça daha da patates olacağız. Daha da ilginç şeyler konuşacağız. Çünkü artık yani Azeroth'un bir hikayesi dışına çıkıyoruz. Çok büyük atılım gerçekleşiyor. Hani gerçekten evimizde oturup oyunumuzu oynayıp hikayesine bakıyorduk ama artık çok büyük bir yola doğru giriyoruz Shadowlands'in gelişiyle. Diyelim ve arkadaşlar epey de konuştuk. Dediğim gibi kısaca videoydu ama maşallah özellikle Görkem'in de dediği gibi iki leak'le ortalığı şenlendirdiler. Hatta bir tanesi öyle ki üzerine böyle konsey yapılası tarzda eğer Shadowlands'ten önce vaktimiz kalırsa bununla alakalı ayrı bir bölüm de yapabiliriz. Neden olmasın? Diyelim ve arkadaşlar Perşembe günü bir aksilik olmazsa Ardenweald'ın sinematiğiyle buluşalım. Diyoruz ve epey de şey yaptık, konuştuk, vaktimizi de sarkıttık. Biraz da başta bir çekiliş vardı, ondan dolayı da biraz esnettik süreyi. Diyelim ve arkadaşlar, müsaadenizi isteyelim biz. Soruları da mümkün olduğunca chatte şey yaptık. Ben az çok tahmin ediyordum bugün epey bir soru cevap olacak şeklinde diye. Çünkü bu daha önceki hazırladığımız yayın konsepti dışında biraz daha sohbet tarzına gittiği için sorularınıza anlık olarak cevap verebildik. Biraz da tabii sizinle olan etkileşimimizi arttırdı ve daha da keyifli hale getiriyor tabii bu yayını. Biraz dinleme modundan, podcast modundan interaktif bir yayın moduna getiriyor diyorum. Ve arkadaşlar Perşembe günü Ardenweald videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.
Hoşçakalın. İyi geceler. Tabii biz bu arada yayınlarımıza devam edeceğiz. Yani perşembeye kadar Ice Relax kanalından ayrılmıyorsunuz arkadaşlar. İyi geceler. İyi geceler. Sağ olun, var olun.